Merkez Siyasete hoş geldiniz. Bu programdaki gündemimiz yerel seçimler. Yaklaşık 4 küsür ay var. Ancak adaylar henüz belli değil. Bu da normal. Çünkü yerel seçimlerde adaylar ortaya çıkarak erkenden kendilerini yıpratmıyorlar. Fakat özellikle İstanbul söz konusu olunca, hele Ankara, bu yerel seçimlere farklı bir hüviyet kazandırıyor. Hemen pek çok siyasi analist bu yerel seçimlerin tarihi nitelikte olduğu konusunda birleşiyor. Zannediyorum konuklarımız ve biraz sonra bağlanacak değerli genel başkan yardımcıları da benzer görüşleri serdedecekler. Çünkü başka yayınlardan bu yönde konuştuklarını biliyorum. Tabii güncel siyasi gelişmeleri de konuşacağız ama ana konumuz bu. Dilerseniz önce konuklarımızı ve gündemimizi hatırlatayım. Ardından da tartışmamıza başlayalım. Hemen sağdan başlıyorum. İlk programımızda bu sezon Adil Gür bizimle beraber. AVG Araştırma Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adil Bey. Hemen yanında siyaset bilimci çok değerli Profesör Doktor Nurşen Mazıcı. Siz de hoş geldiniz Nurşen Hanım. Hoş bulduk. Hakan Bayrakçı öncelikle bir geçmiş olsun borcumuz var. Geçtiğimiz hafta son araştırmada bir hırsızlık oldu. Mutlaka onun detaylarını da kendisiyle konuşacağız. Sıcağı sıcağına haberlerini yaptık ama üzerinden epey zaman geçti, bir hafta oldu. Mutlaka onunla ilgili son notları da paylaşacak ve elbette yerel seçimler konusundaki en ehil isimlerden biri Hakan Bey. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlerleyen dakikalarda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, ARGE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu Ankara stüdyomuzdan konuğumuz olacak ve bu konuyla alakalı, yerel seçimlerle alakalı sorularımızı cevaplayacak. Ve hemen ondan sonra da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, son derece önemli bir isim, İstanbul aday adaylığını açıkladı. O da canlı yayınımızda, sahada şu anda bir kıraathaneden bağlanacak bize. O da son gelişmeleri, Mustafa Sarıgül ile ilgili düşüncelerini, CHP'deki adaylık yarışı ile ilgili kendi durduğu noktayı canlı yayınımızda bize anlatacak. Dilerseniz sıcak siyasi gelişmeye bir pencere aralayalım. Zira son 2 gündür Türkiye kız erkek yurtlarındaki ayrım ya da öğrenci evlerindeki kız erkek ayrımı, üniversiteli kız erkek öğrenci ayrımını konuşuyor. Bu gündemi de oluşturan Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Bu konuda Kızılcahamam kampından bu yana çok değişik haberler yapıldı. Öncelikle Kızılcahamam kampından yapılan bir kulis haberle bu sızdı. Ardından açıklamalar geldi. Gerek hükümet tarafından gerekse başbakan tarafından grup toplantısında. Nihai açıklamayı ise akşam saatlerinde başbakan İskandinav ülkelerine çıktığı seyahat öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda yaptı. O açıklamayı izleyelim. Bunun üzerine konuşarak başlayacağız. Tabii ki ana gündemimiz yerel seçimler ve adaylar olacak sonra. AK Parti grup kürsüsündeki konuşmanızda öğrenci evleriyle ilgili iddialara değindiniz. Dediniz ki adımlar atılacak dediniz ama kafalarda bazı soru işaretleri oluştu. Kız ve erkek öğrencilerin birlikte tutukları özel evlerle ilgili mi atılacak o adımlar? Yoksa yurt gibi faaliyet gösteren ama yasal statüsü yurt olmayan binalarla ilgili mi? Teşekkürler. İki sorunuza da iki ayrı cevap vereyim. Bir defa kız erkek artık karışık yurt dönemini biz kapattık. Şu ana kadar %75 düzenlemeyi Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki çalışmalarımızda yapmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla kızlarla erkeklerin aynı kampüsü paylaştıkları yurtlar, aynı yerlerde kalmalarına fırsat verecek yurtlar bundan böyle olmayacak. Ev olayına gelince, bu birçok şikayetlerin olduğu, aynı daireyi kız erkek paylaşımı noktasında ciddi şikayetler var. Bu konuyu ben sizlerin takdirine bırakıyorum ve muhafazakar demokrat bir iktidar olarak da ne gibi düzenleme yapılabilir, bunun psikolojik, sosyolojik neticeleri nedir, ne değildir, bu çalışmaları yapıp bu şikayetleri değerlendireceğiz. Bu düzenlemeden sonra gerekli yetkiyi alırlar. Kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız, bir farklı genç, ikisinin aynı evde kalması nedenle acaba uygun olabilir? Siz kızınıza, oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz? Yok, yarın anne olduğunuz zaman veya annesiniz bilemiyorum. Yani kızınıza, çocuğunuza böyle bir şeyi eğer siz uygun buluyorsanız sizin için hayırlı olsun. Ama eğer bir yasal düzenleme de yapılması gerekiyorsa,
biz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi de yaparız. Şu anda valiliklerin bu konuda inisiyatifleri varsa bu inisiyatifleri de kullanması gerekir. Çünkü bunun bedeli yarın çok farklı bir şekilde bizim karşımıza gelebilir. Evet, Başbakan'ın akşam saatlerinde yaptığı sıcak açıklama buydu. Konuyu da etraflıca ortaya koyan bir yorumdu bu. Gazeteci arkadaşlarımızın soruları üzerine Başbakan Esenboğa Havalimanı'nda konuştu. Hemen çok kısa yorumlarını alalım konuklarımızın. Adil Bey, siz neler düşünüyorsunuz? 2-3 evet. gündür bunu tartışıyoruz. Evet, şimdi öncelikle tabii bir acaba dil sürçmesi mi diye merak ettim ama şimdi daha detaylı inceleme şansına sahip oldum. Türkiye işte geçmiş dönemde içki yasağını, kürtajla ilgili tartışmaları da yaşadı. O dönemlerde yapılan tüm araştırmalarda hep bunun AK Parti'ye zarar verdiğini gördük. Yani insanlar bu gibi konuları insanların özel yaşamlarına müdahale olarak değerlendiriyorlar. Öyle sanıyorum ki Türkiye'de zaten kız erkek karışık hiçbir devlet yurdu yoktu. Ya bloklara ayrı, ya kapılara ayrı, kartlara ayrı şekilde devam ediyordu. Ben açıkçası Gezi sürecinden sonra veya işte açıklanan demokratikleşme paketinden sonra en azından benim yaptığım araştırmalarda yükselen trendde olan AK Parti oyları açısından tehlikeli bir durum olarak görüyorum. Yani ben öyle okuyorum. Bundan elbette ki insanların... Bundan AK Parti oyları yükseliyor yorumu yapanlar da var. İşte yükseliyordu diyordum ben de ama yani bu tartışmadan sonra yükselir mi endişesini dile getirmek için söyledim tamam. Zaten. Ben de işler tam yolunda giderken neden böyle bir konuya gerek AK Parti gerek Sayın Başbakan parmak bastı onu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü Türkiye zaten son yıllarda kutuplaşmadan inanılmaz derecede rahatsız bir halde. Halbuki bundan birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrının Türkiye'deki bu kutuplaşma sürecini yumuşatacağı, biraz daha sakin, dingin bir yerel seçim süreci kampanya dönemine gireceğimizi düşünüyordum ama sanıyorum ki bu seçim dönemi taraflar daha da sertleşerek geçireceğimiz bir dönem olacak. Peki Nurşan Hanım? Ben de Adil Bey'e katılıyorum ve mantığını da anlamıyorum. Cumhuriyet kurulduğundan beri, daha doğrusu Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü yapıldığından beri kampüs içerisinde bir erkek öğrenciler binası vardır, bir de kız öğrenci binası vardır. Bunlar muhafazakarlıksa, evet muhafazakar insanlar kızlarını kız bölümünde, kız binasında tutabilirler. Peki bunların bahçede karşılaşması mı dinen vacip değil? Yoksa muhafazakarlığın hangi birimine zarar getiriyor onu anlamıyorum. Biz öğrenciyken de çok muhafazakar aile kızları vardı, yurtlarda kalırlardı. Binanız çünkü ayrı, banyonuz ayrı, yatak odanız ayrı, binanız ayrı, kahvaltı yaptığınız yer de ayrı. Ama başbakan özellikle diyor ki kampüs içindeki kredi ve yurtlara bağlı olan şeyleri ayıracağız. Bu işte özel yaşama müdahale etmiyorum diyor dedi Adil Bey. Çok doğru ama böyle ediyor. Ondan sonra da Gezi gibi bir olayda da patlıyor. Esasen bu konudaki düzenleme veya iktidarın tavrına da bakmak gerekiyor. Açıklamalardan sonra o belki kamuoyunda tartışıldıktan sonra da belki bu ortaya çıkacak. Şu anda hani düzenlemeye dair bir şey de bilmiyoruz ama başbakanın sözleri var. Düzenlenecek ben yasa çıkıyorum. İkincisi şey diyor, ben evi paylaşanlardan diyor şikayet geliyor diyor. Bu üniversiteye gidiyorsa 18 yaşının üstündedir ve bu ülkede de zina suçu olmaktan da çıktı. Hele zina yapıyorlar mı aynı evde kalan erkek kız öğrenci onu da bilmiyoruz. Müdahale edemezsiniz. Ettiğiniz andan itibaren Avrupa Birliği'nden size bu yasaları ihlal ettiğinizne dair bir şey daha gelir, rapor gelir. İkincisi şikayet eden kim? O kız ya da oğlan aynı evde kalıyorsa annesinin babasının bilgisi var da kalıyor demektir. Hı hı. Analar babalar bizim yakamıza yapışıyor diyor. Ana babası sizin yakanıza niye yapışsın ki? Kendi rızasıyla gitmiş, ev tutmuş. Muhtemelen o kızının ya da oğlunun ev kirasını da kendisi ödüyorsa şikayet eden ana baba değildir. Konu komşu mu rahatsız oluyor da şikayet ediyor? Valiliklere bildirmişler. Bunların hep açılması gerekiyor. Ya da mahalle baskısı mı var? Mahalledekiler mi bunu yapıyor? Yani bilirsiniz bekara ev verilmez mesela. İlla kız erkek kalması gerekmiyor. Giderler başka mahallede ev tutarlar. Böyle şeyler de oluyor. Yani fiili olarak esasen mahallelerde... Ama yurtların olduğu yerler üniversitelere yakın yerlerdir. Ve bu yurt yerlerde de bu tür şeyler de sorun olmaz. Kaldı ki biz üniversiteden 30 yıl öncesinden söz ediyorum. Biz öğrenciyken bile bu yurtlar vardı.
Bunlar hiçbir zamanda sorun olmadı. Dediğim gibi muhafazakar öğrenciler de biraz kalırdı. Öğrenci evleri üzerinden yürüyor şu anda ama şey yani. Ama hayır, kredi ve yurtları da aynı kampüs. Aynı kampüs meselesi de var. Doğru. Ve bu şeyde yani başbakan bazen böyle çok radikalleştiriyor konuları. Herhalde türbanla meclise girmek yeterince gerginlik sağlayamadığı için başka bir konuyla ben gerginlik sağlayayım. Siz karşı mısınız türbanın meclise girmesine? Ben mesele türbanlı başın açık olması ya da örtülmesi meselesi olduğunu değil, onun arkasındaki zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani başörtülü milletvekilleri genel kurulda görev yapmamalı mı? Ya yapmamalı değil. Orada ben artık kirlenmeyeceğim zihniyetinde olan bir insan zaten milletvekilliği yapamaz. O zihniyette değildir. Ben artık baş açıklığı bir kirlilik olarak niteleyen birisi bu ülkeye hizmet veremez zaten. Kendini cinsel obje olarak gören bir kadın böyle bir hizmet veremez. O da kirlenme kelimesi değil de ben temizlendim veya işte arındım gibi bir şey. Arındım, daha kirlenmeyeceğim dedim. Evet. Peki AKP'nin baş açık diğer milletvekilleri de var, onlar kirli mi? Ya da siz iman gücüyle onun bir kirlilik olduğuna inanıyorduysanız o zaman imanınızı halel getirip siz baş açık gidip orada yasama organına peki katıldınız. Bağlıyorum. Yapısı bana sağlam gelmiyor. Ve ne dendi? Efendim dediler önce bu hizmet alan hizmet veren başörtülü öğrenciler girsin çünkü bunlar hizmet alıyor. Hizmet verenler var. Şimdi nereye geldi? Yakında hakimlerin, polislerin bunların da başlarını örtecebileceği konuda. Peki birazdan yine mevzu açılırsa konuşabilirsiniz. O bakımdan ben bu örtme açılma meselesi olduğunu peki düşünmüyorum. Başka altındaki planlar Hakan Bey çok olur kısa lütfen. Evet. Ankara'daki konumuza döneceğiz. Peki ben biraz şöyle bakıyorum. Biraz esprili yaklaşacağım. Başbakanın bu konuya ben dinen caizdir değildir o açıdan bakmam. Şu açıdan bakarım. Yani bu gidişle arkadaşlar geceleri bir süpermeki okumadan uyumayın. Vallahi uyumaz. Yani sizin kızınız geceleri süpermeki okumadan okursa doğru mu olur? Ya da sabahları kapıdan çıkarken sağ ayağınızla dışarı çıkın. Sağ ayağınızı ilk atın. Yani sizin kızınız sol ayakla dışarı çıksa caiz midir filan gibi. Biraz ironi olmuyor mu sizin? Şimdi yaptığınız biraz tabii işin espri kısmı ama bazı şeyler dinen caizdir mi değildir konularının dışına çıkıp şahısların özgürlüklerine girer. Anladım. Bu konuya Avrupa Birliği de dünya normları da müdahil olur. Başbakan da sanıyorum kısmen kürtaj gibi bu konudan inhiraf edecektir. Peki bu da sizin öngörünüz. Ankara'ya dönüyoruz. Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, ARGE'den sorumlu araştırma geliştirme ve şu günlerde de çok hummalı bir biçimde yerel seçim araştırmaları yapıyorlar. Sahada çalışıyorlar ama şu son bu kız erkek öğrenci yurdu meselesiyle ilgili biz de açılışta birkaç dakika buna değindik. Sayın Genel Başkan Yardımcımız bir yorumda bulunmak isterse dinleriz. Öncelikle hem size iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hem de çok kıymetli konuklarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii esas itibariyle size yapmış olduğumuz değerlendirmede girizgahta bahsettiğiniz gibi bizim bu akşam konuşacağımız konu yerel seçimleri bir konuydu. Ama hemen programın girişinde Türkiye'nin bir iki gündür gündeminde olan bu meseleyle ilgili kayıtsız kalamazdık Süleyman Bey. Konu açılmışken söylemek isterim. Öncelikle Türkiye'de ve dünyada siyasal partilerin kendilerine ait karakterleri vardır. Ve maalesef geçmiş dönem yani Türkiye'de özellikle siyasetin var olan çizgisinin mümkün olduğunca en alt düzeye düşürüldüğü geçmiş dönemde siyasal partilerin bel kemikleri neredeyse alınmıştır. Yani Türkiye 20. yüzyılın sonuna doğru 1980'den sonra 1990 süreçleri içerisinde 1982 anayasası ile birlikte başlayan siyasal partilerin tek kimliklilik dönemine dönmesinden sonra maalesef bazen konjonktürlere yönelik kendi siyasetlerini belirleme konusundaki zorunluluklarla karşı karşıya kaldılar. Bunu o dönemdeki siyasi partilerin her birinde gördüm. Ben de Doğru Yol Partisi gibi, Demokrat Parti gibi bir siyasi partinin içerisine geliyorum. Bazen rüzgarların savurduğu düşünceler, bazen rüzgarların savurduğu bir takım değerlerin içerisinde kaybolup gitti siyasi partilerin kendi kuruluş esasları ve gayeleri. AK Parti kurulduğu günden itibaren Türkiye'de sadece ekonomik anlamda, sadece Türkiye'nin kalkınmışlığı ve gelişmişliği anlamında bir süreci ortaya koyan bir siyasi parti değil.
insanımızın değerlerine, milletimizin, tarihimizin, medeniyetine ve Türkiye'nin geleceğine yönelik hayalleri ve idealleri olan ve bu konuda geçmiş yaşanan sıkıntıları da kendi içerisinde gören bir siyasi partidir. Şimdi elbette ki yapılan değerlendirmeleri takip ettim. Bir kısmını da saygıyla karşılıyorum. Ancak şunu ifade etmek isterim. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Bizim de evlatlarımız var. Bir siyasi partinin genel başkanı ve bir ülkenin başbakanı kendisine gelen birçok konuyu analiz ederken, ayıklarken anne baba duygusundan yoksun bir şekilde meselelere sadece bir meta, bir madde gibi bakmalı mı? Yoksa bugün içinde yaşadığımız toplumda her birimizin kendi evlatlarımızın üzerine titrediği gibi mi bakmalı? Ben ülkemin başbakanını siyaset yapsam da yapmasam da özellikle benim güvenliğim konusunda, ülkemin insanının güvenliği konusunda elbette ki demokrasi ve özgürlüğü de bununla pekiştirerek bakmasını en çok arzu edenlerden bir tanesiyim. Ancak şunu açık yürekle söylüyorum, bu hikayeleri hiç duymadık mı? Yani üniversitedeki kızlarımızın bir takım sinsi tuzaklarla beraber bazı çetelerin eline düştüğünü ve onların açık bir şekilde kullanıldığını, istismar edildiğini hiçbir şekilde duymadık mı? Yani bir taraftan maddi sıkıntı yüzünden, bazen bir bunalım yüzünden, bazen ailevi ilişkiler yüzünden insanların karşı karşıya kaldığı, genç kızlarımızın, üniversitedeki öğrencilerimizin karşı karşıya kaldığı, bırakın kızlarımızı, öğrenci, erkek öğrencilerimizin bir şekilde uyuşturucu bataklığının içerisine girdiğini hiç duymadık mı? Anayasanın 58. maddesi çok açık ve net. Burada açık bir şekilde söylüyor ve diyor ki eğer insanlar, gençlerimiz alkol, uyuşturucu, kötü alışkanlıklarla karşı karşıya kalırlarsa devlet bunları onları uzaktan uzak devlet bunları onlardan uzak tutmaya hem mecburdur hem de temel görevidir ve sorumluluğudur. Bugün bunu devlet yapmak durumundadır. Bu ne hayat tarzına bir müdahaledir ne de bir şekilde yaşam tarzıyla ilgili özgürlük kısıtlamasıyla ilgili bir iddianın adıdır. Allah'ını severseniz hepimiz evlat babasıyız, hepimiz evlat annesiyiz, hepimiz ebeveyniz, babalarımız, dedelerimiz, amcalarımız, nelerimiz Anadolu'da. Türkiye'de 81 üniversite var, Türkiye'nin her tarafında ve Türkiye'nin her tarafında yurtlar var. Bugüne kadar yurtların erkekli, kızlı bir şekilde ayrılmasının ne sakıncası, ne sıkıntısı olabilir? Genç insanların bir şekilde elbette ki bir takım hasretleri, bir takım istekleri, bir takım arzuları olabilir. Bunları bizim büyükler olarak, bizim bu ülkeyi yönetenler olarak bir şekilde kontrol etmeye yönelik bu tip yani kızlı erkekli yurttan ayrılmasında ne tür bir sakınca olabilir? Biz geleneklerine, göreneklerine, annelerine bağlıyız. Elbette kızlar erkekler istedikleri gibi gezebilirler, istedikleri gibi tozabilirler. Yani bunu kampüste birbirleriyle beraber karşılaşmasınlar diye bir iddianın içerisine koyan herhangi bir kimse yok. Ama duyduklarımız var, ihbarlar var, bir takım şikayetler söz konusu. Ve anneler, babalar bu konulardaki kendi bağrı yanık olan o şeylerini, meselelerini elbette ki siyasetçilerle paylaşıyorlar. Sadece İktidar Partisi siyasetçilerle paylaşmıyorlar. Muhalefet Partisi'nin siyasetçileriyle de bir şekilde çok iyi anlaşıldı Süleyman Bey. Çok iyi anlaşıldı. Yani maksadınız çok iyi anlaşıldı. Bir anlamda cevap hakkı da oldu kullandığınız. Dilerseniz konumuza geçelim. Tabii elbette sizler bu açıklamalarla ilgili konuşabilirsiniz. Şimdi biz akışı sürdürmeliyiz. Gürsel Tekin de bekliyor. Onu da hatırlatalım seyircilerimize. Süleyman Bey, siz ARGE'den sorumlusunuz ve son dönemde yerel seçimlerle alakalı çok ciddi bir çalışma yürütüyorsunuz. Sizin adaylarınızla alakalı kulislerde çok şey dolaşıyor. İstanbul'da Kadir Topbaş'ın yeniden aday olacağı konuşulduğu gibi bir takım bakanların isimleri geçiyor. Mesela Binali Yıldırım gibi. Ankara'da Melik Gökçek adaylığını açıkladı ama farklı şeyler olabilir, sürpriz yaşanabilir gibi yorumlar da var. Ve diğer büyük şehirlerle alakalı ve tüm belediyelerle alakalı pek çok şey dolaşıyor, konuşuluyor ve siz de bir temayül yoklaması yaptınız geçtiğimiz haftalarda. Ben çok somut olarak şehir şehir gidelim istiyorum. Elbette siz de söyleyeceklerini söylersiniz. İstanbul'da Mustafa Sarıgül adaylığı aşağı yukarı kesinleşti. Cumhuriyet Halk Partisi hakkındaki ihraç kararını kaldırdı. Sarıgül partiye dilekçesini yazdı ve zannediyoruz ilerleyen günlerde 9 Kasım gibi rozetini de takacak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilecek. Bu sizin açınızdan dengeleri değiştirir mi ya da İstanbul için yeni bir strateji arayışına iter mi? Sarıgül konusunda ne düşünüyorsunuz ya da AK Parti'nin İstanbul stratejisi belli,
diğer partilerin adayları bizim stratejimizi etkilemez mi diyorsunuz? Meseleye tabii bir Sarıgül analizi yapmam ben doğru olmaz. Öncelikle Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Ve Türkiye'de siyasetin bütünleşmesi açısından da bunun kendim uzun zamandan beri bahsettiğim ve dillendirdiğim bir düşünce olarak normal ve makul karşılarım. Ancak şunu söylemek gerekir. Bu önümüzdeki yerel seçimi, 2009 yerel seçimleri ve 2004 yerel seçimleri, daha önceki 1989 yerel seçimleriyle kıyaslamak son derece yanıltıcı bir tablo ortaya çıkartabilir. 2011'deki, 2014'teki yerel seçimleri, peşindeki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle, belki ondan bir yıl, bir buçuk yıl sonra yapılabilecek bir genel seçimden bir olarak düşünmek lazım. İki seçim, hatta belki de bir üçüncü seçim olarak düşünmek lazım. Birbirini etkileyecek. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle arasında çok kısa bir mesafe olduğu için bu seçimde siyasi partilerin almış oldukları pozisyonları tamir etme zamanlarının olmadığını düşünüyorum. Bütün siyasi partilerin, iktidar partisinde... Yerel seçim, Süleyman Bey, sizin açınızdan tarihi bir seçim midir 2014 yerel seçimleri? Şöyle söylemek lazım, ben özellikle 1800'lü yılların sonlarından itibaren Türkiye'nin önemli seçimleri olan belki 1912 seçimlere dahil olmak üzere Türkiye'deki seçim tarihlerini iyi analiz etmiş insanlardan bir tanesiyim. Cumhuriyet tarihinin önemli seçimine gidiyoruz. Türkiye seçim alışkanlığının... Seçimi. Türkiye'de seçim alışkanlığının... Daha özür dilerim. Genel seçimler dahil değil mi? Kastettiğiniz. Bakın, genel seçimler dahil Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi. Tarık Bey şöyle bir analiz yapayım. Lütfen. Seçimler ikiye ayrılır. Birisi sonuç seçimleridir. Birisi dönüşüm seçimleridir. Sonuç seçimi dediğimiz şudur. Yani belediye meclisi seçilirsiniz, belediye başkanı seçilirsiniz, milletvekili seçilirsiniz, milletinize hizmet edersiniz. Ama bir de dönüşüm seçimleri vardır. Örneğin 14 Mayıs 1950 Türkiye'nin bir dönüşüm seçimidir. Dikkat ederseniz o tarihe kadar gelen bütün zorlukların sandık tarafından bertaraf edildiği bir seçimdir. Ve yeni bir dönem başlamıştır. 6 Kasım 1983 Türkiye'de bir dönüşüm seçimidir. Rahmetli Özal'ın vizyonunun, aklının ve Türkiye'nin o belki de 21. yüzyıla yönelik yeni dünya konseptine ve anlayışına ait adımlarının cesaretle atıldığı seçimlerdir. Yine 3 Kasım 2002 seçimleri gerek 28 Şubat'ı tasfiye etmesiyle birlikte gerek halkın bu konuda ortaya koymuş olduğu değerlerle birlikte Türkiye açısından hem 14 Mayıs 1950'den açık söylüyorum hem de 6 Kasım 1983'ten sonuçları itibariyle de çok önemli seçimlerdir. Ve yine 12 Eylül 2010 referandumu da Türkiye'de halkın artık işin patronu ben olmak istiyorum dediği ve kendi iradesini ortaya koyduğu seçimlerdir. Benim iddiam şu. Bu 4 seçimden önemlidir önümüzdeki yerel seçimler. Çünkü Türkiye 21. yüzyılın baştan itibaren bambaşka bir sürece başladı. İşte demokratikleşme diyebilirsiniz, kalkınma diyebilirsiniz, genişleme diyebilirsiniz. Belki de 20. yüzyılda darbe sebebi sayılabilecek, ihtilal sebebi sayılabilecek yatırımlar dahil, barajlar dahil, nükleer santraller dahil, dış politika dahil birçok meseleyi aşmış ve Türkiye yarına ait kendine yönelik yeni bir konsept ortaya koymuştur. Şimdi bu devam edecek mi, etmeyecek mi? Ve hemen arkasından gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şöyle bir özelliği var. Ne Osmanlı'da ne Selçuklu'da. Halk kendi Cumhurbaşkanlığı ilk kez Cumhuriyet tarihine dahil olmak üzere ilk kez özgür iradesiyle birlikte seçecek. Demokratik iradesiyle birlikte seçecek. Ve ilk kez halk Cumhurbaşkanı seçecek. Ve ilk kez halk devletin en tepesine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hariç yani orada belirlenmiş milletvekillerinden farklı bir şekilde kendi oyuyla ve kendi iradesiyle beraber çok iyi, çıkacak. Çok iyi anladım. Ve bu seçim, şunu tamamlayayım müsaade ederseniz bir cümleyle. Bu seçimin önemi Cumhuriyet'te, Cumhuriyet tarihinde ve bulunduğumuz süreç içerisinde bir devir teslim seçimidir. Yani bugüne kadar egemenlerin, bugüne kadar statükonun ve bugüne kadar bir takım anlayışların Türkiye'yi darbelerle ve Türkiye'nin içerisine düşürülmüş olduğu bir takım kaotik dönemlerden yönetme gayretini, itirafların üzerinden yönetme, ayrılıkların üzerinden yönetme gayretine halkın vereceği bir cevaptır. Sonuç ne olursa olsun ve hangi şekilde olursa olsun. Onun için yerel seçimlerde siyasi partiler
kendi stratejilerini, kendi adaylarını, kendi söylemlerini ve kendi kampanyalarını bu diyalekt üzerinden kuracaklardır. Çünkü bunu Cumhuriyet Halk Partisi de iyi anlamaktadır, Milliyetçi Hareket Partisi de iyi anlamaktadır ve AK Parti de yani 11 yıldır Türkiye'de peki, başarılı bir şekilde hem kalkınmayı hem de demokratikleşmeyi gerçekleştiren AK peki, Parti de bu süreci iyi anlamaktadır. Şu soruyu sormama izin verin. Somut ve son sorum, sizi daha fazla da tutmak istemiyoruz. Birazdan Gürsel Tekin'e de bağlanacağız, CHP Genel Başkan Yardımcısı. İstanbul, Ankara, İzmir adaylarınız belli mi? Öne çıkanlar var mı? Ne zaman belli olacak? İstanbul'da Kadir Topbaş yeniden aday gösterilecek mi? Ankara'da Melih Gökçek yeniden aday gösterilecek mi? İzmir için öngörünüz nedir? Lütfen somut cevaplar istiyorum. Belli değilse belli değil deyin efendim. Bir cümle söylüyorum. Lütfen. Özellikle İstanbul'un adayı, biraz önce sorduğunuz sorunun cevabını veriyorum. Lütfen. İstanbul'un adayı, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde olsun, Milliyetçi Hareket Partisi'nde olsun, İstanbul'un adayı her kim olursa olsun karşımızda, bu seçimin önemi konusuna hafif gelir. Bir, ne olursa olsun. İki, yapılan araştırmalarda ve yaptığımız kamu araştırmalarında uzun zamandan beri AK Parti çok net bir şekilde gerek İstanbul seçimlerini gerek Türkiye seçimlerini Antalya'dan İzmir'e kadar adım adım takip etmektedir ki buna göre bir strateji ve buna göre bir seçimin gidişatını belirlemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca kampanyamızda bunun üzerine kurmaya çalışıyoruz. İnanın bundan bir yıl önceden bugüne kadar özellikle seçim sonuçları konusunda herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Buna yerel seçim sonuçlarını sorduğumuzda İstanbul dahil farklı adaylarla farklı simülasyonlarla sorduğumuzda çok daha iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Bu iki. Üç, partimizin adaylarının belirlenmesi hususunda Tarık Bey şu var. AK Parti biraz önce konuşmamın girizgahında başlangıcında belirttiğim gibi sadece siyasal felsefesini veya siyasal duruşunu bir takım politikalarla veya bir takım anlayışlarla belirlemiş bir siyasi parti değil. Aynı zamanda siyasetin kurumsallaşmasını ve siyasetin güçlenmesini de ortaya koymuş olduğu kurumlarla devam ettirebilen, istikrar olarak devam ettirebilen bir siyasi parti. Ve bir taraftan temayül yoklamalarını yapıyor. Bakınız biz geçen ayın 26'sında ve 27'sinde 16-17 vilayette ki ben de Erzurum'daydım temayül yoklamaları yaptı. Ve her biri çok ciddi gelişen, her biri insanların oraya geldiğinde sadece oy vermekle yetinmediği belediye başkanlarımız hakkında veya kimi belediye başkanı görmek istediği hakkında kendi tercihlerini ortaya koyabildiği şeffaf sandıkların olduğu bir süreci geliştirmiştir. Bu haftada 9'unda ben Denizli'ye gidiyorum. 14 vilayete gidiyor arkadaşlarımız. Yani 16'sını yaptık. Şimdi 14'ünü yapacağız. 16'sı 17'sinde de yaklaşık 51 vilayetle birlikte ilk önce büyük şehirleri bitiriyoruz. Daha sonra diğer 51 vilayeti bitiriyoruz ve temayülü bitiriyoruz. Yaklaşık 500 bin çok kıymetli araştırmacı arkadaşlar var orada. Yaklaşık 500 bin denekle birlikte gerek büyük şehirlerimiz ve ilçelerimizde gerek 51 vilayetimizde araştırmalar gerçekleştirdik. Bir taraftan temayüller, bir taraftan araştırmalar, bir taraftan istişareler, bir taraftan yerel yönetimler başkanlarımızın uzun zamandır ortaya koyduğu, başkanlığımızın ortaya koyduğu çalışmalar, gerek seçim işleri başkanlığımızın ve teşkilat başkanlığımızın ortaya koyduğu çalışmalar, gerekse partinin tecrübesiyle birlikte ortaya koyduğu çalışmalarla birlikte önümüzdeki döneme yine temayüllerden hemen sonra oradan çıkan isimler, orada yapılan değerlendirmeleri de göz önüne alarak yeniden araştırma için sahada olacağız. Ve hem tarih, en iyi sonucu. Tarih ne zaman? Partiniz hangi açıdan anlayamadım. Tarih ne zaman? Yani adaylar ne zaman ortaya çıkacak ki artık yavaş yavaş size veda etmeliyiz? Şöyle söyleyeyim. Yakın peyderpey, onu Sayın Başbakanımız bugün grup toplantısında da açık bir şekilde belirtti. Adayların hemen hemen hepsini değil ama önümüzdeki dönem içerisinde peyderpey açıklanarak devam edecektir. Ama şunu söyleyeyim, epey bir zaman dilimi var. Yani böyle bir aceleye getirmenin, adaylara hemen açıklamanın, daha seçimin, Tarık Bey şöyle bir cümleyle bir katkı yapıp bitirmek istiyorum. Lütfen. Bakınız daha seçimin rengi belli değil. Bu ne demektir biliyor musunuz? Şu seçim siyasi partiler açısından mesela Cumhuriyet Halk Partisi seçim
söylemini, seçim kampanyasını ve seçim stratejisini daha henüz belli etmiş değildir. 2. Milliyetçi Hareket Partisi bu konudaki seçim rengini belli etmiş değildir. AK Parti de seçim rengini belli etmiş anladım, değildir. Çok iyi anladım. Çok doğaldır ki bütün siyasi partiler birbirini gözetleyerek bir seçime gideceklerdir. Onun için peki, adayları belirlerken de, seçim kampanyasını belirlerken de, seçim söylemlerini belirlerken de siyasi partilerin acele etmekten ziyade hem kendi iradelerinin biraz önce söylediğim o halktan gelen taleplere, yani temayüllerle, araştırmalarla gelen taleplere efendim, yönelik ortaya koyacakları bir süreç olacağını düşünüyorum. Yaklaşık Şubat ayının zannediyorum ilk 10 gününe kadar, Yüksek Seçim Kurulu'nun belirleyeceği tarih içerisine kadar adaylıkları verebilme şansı ve hakkı vardır. Bu konunun, bu sürenin bir bölümünde, bir bölümüne yönelik biz bunu kullanmayı peki, düşünüyoruz. Ama bu o tarihe kadar bekleyeceğimiz anlamına gelmez. Çok iyi anladım. Dönem dönem üst kurulumuz var Sayın Başbakanımızın başkanlığında. Peki. Onlar adayları belirledikçe de kamuoyu paylaşıyoruz. Teşekkürler Süleyman Soylu. Çok iyi anladım. Şubat ayının ilk haftasına kadar adaylarımız tamamıyla açıklanmış olur. Bu süreyi de biz diğer partilerin renklerini de gözeterek, onların tercihlerini de gözeterek kullanacağız dediniz. Çok teşekkürler, iyi geceler. Sağ olun katıldığınız için. Hemen Gürsel Tekin'e dönelim hazırsa. Gürsel Bey beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Sayın Toros, iyi akşamlar. İyi akşamlar, size, iyi akşamlar. Biraz sarktık, biraz sarktık ama sayın güncel siyasetle başlarımız Gürsel Bey, hala aday adayı mısınız ve ne zaman açıklıyorsunuz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Keşke Sayın Soylu da bekleyebilseydi. Biraz önce Gazi Osman Paşa Sarıgöl Mahallesi'nde geliyorum. Oradaki vatandaşlarımızın çok ciddi mülkiyet sorunu var. Bugün şu anda da Kasımpaşa'dayım. Ne yazık ki İstanbul'un temel sorunlarının konuşulmadığı, kimin olacağı değil, İstanbul'un ne olacağını tartışabilseydik, İstanbul'un beklentilerine daha çok cevap verebilirdik diye düşünüyorum. Elbette adayım. Siyasi partiler nasıl ki yurttaş olarak her bir ülkenin anayasası varsa siyasi partilerin de tüzüğü aynı zamanda anayasasıdır. Gürsel Tekin olarak ben partimin hukuksal haklarını kullanmak istiyorum. 9 Kasım'da saat 2'de Kadıköy Meydanı'nda biraz önce ifade etmiş olduğum İstanbul'un dört bir yanında, İstanbul'un çeperlerinde yıllardır mülkiyet sorunuyla karşı karşıya sürgüne tabi tutulmuş yurttaşlarımızla İstanbul'un karşısına çıkacağım. Ne yapacağımızı, nasıl dönüştüreceğimizi, kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı, mülkiyet sorunu nasıl çözeceğimizi İstanbullularla paylaşacağız. Partilerimle paylaşacağım. Elbette takdir örgütümüz, partimizin genel merkezinde olacak. Önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz bunu. Bir de Mustafa Sarıgül gerçeği var efendim. Haftalardır konuşuluyor. Partiye müracaat etti. Parti meclisi sizin de oyunuzla, siz de parti meclisi üyesisiniz, Sarıgül'ün ihraç kararını kaldırdı ve o da aynı tarihte 9 Kasım'da rozetini takacak ve henüz adaylık açıklanmış değil ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de Sarıgül tarafından. Bu konuda bir ketumiyet devam ediyor. Siz açıkladınız adaylığınızı, daha doğrusu aday adaylığınızı. Neler söyleyeceksiniz? Ciddi bir rakibiniz var. Evet, öncelikle sadece ben Sayın Sarıgül değil, Sayın Sarıgül bu saate kadar adaylık talebini ifade etmiş değildir. Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Ama benim dışımda Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması gereken, geçmiş yıllarda da baktığımız en demokratik geleneği olan birçok arkadaşımızın talepleri var. Bu talepler doğrultusunda İstanbul'daki hayallerimizi İstanbul halkıyla paylaşıyoruz. Sayın Sarıgül önümüzdeki günlerde bu talebi açarsa büyük bir zenginlik olacaktır. Büyük bir rekabet olacaktır. Çünkü gerçekten İstanbul'un çok ciddi sorunları var. Karşımızda şu anda yanınızda olan çok değerli iki tane arkadaşımız var. Kendileri araştırmacı. Evet. Acaba şu araştırma var mı ellerinde? Yani kimin olacağının ötesinde İstanbul'daki sorunlarla ilgili, İstanbul'un ulaşım sorunu, İstanbul'un planlama sorunu, İstanbul'un rant sorunu, İstanbul'un beton lobisi, İstanbul'un imar çetesini keşke bir sorabilseler, çok farklı sonuçların çıkacağını biliyorum. Ama ne yazık ki sadece A adam mı B adam çerçevesinde kalınca doğrusu 15 milyon İstanbul'un beklentisine önümüzdeki günlerde de ne yazık ki cevap veremeyecek durumdayız. Keşke imkanlar yaratabilseniz, Sayın Soylu da orada olabilseydi, ben de olabilseydim. Acaba
Sayın Başbakan 1994 yılında belediye başkanı adayı olduğunda evet ben de gecekonduda oturuyorum diye ifade etmişti. Bu ifade aynı zamanda İstanbul'da oturan, sadece gecekonduda oturan değil, mülkiyet sorunu yaşayan İstanbul'da %28 ile %30 civarındaki yurttaşlarımızın güvencesi olmuştu. Şimdi görüyorum ki Sayın Başbakanımızın gecekonduda oturuyorum dediği, Sayın Başbakan'ın gecekondusu, Sayın Başbakan'ın mülkiyet sorunu çözülüp Sulukule'de, işte Kasımpaşa'da, Ulugöl'deki yurttaşlarımızın sorunları çözülmüyorsa bunların tamamının bir masaya yatırılması gerektiği inancı içerisindeyim. Bütün bunları tartışmayıp sadece kişiler üstünde götürmeye kalkışırsak İstanbul'un birikmiş sorunları ne yazık ki yine ötelenmiş olacak, yine ertelenmiş olacak. Umut ediyorum ki Sayın Gür ya da Sayın Bayrakçı'nın elinde bu İstanbul'un birikmiş sorunlarıyla ilgili bir araştırma vardır diye düşünüyorum. Hepimiz medeni insanlarız. Dünyanın her yerinde olduğu gibi siyasi parti yöneticileri ya da kentlerde adaylık talebi açmış insanların çok medeni bir şekilde projelerini tartışılması gerektiği inancı içerisindeyim. Nedense iktidar yetkinleri buradan hep kaçınıyor. Bu sorunları ne zaman konuşacağız? Bu birikmiş sorunları ne zaman tartışacağız? Doğrusu hepsini merak ediyorum. İnşallah böyle bir mecra açabilirseniz en azından İstanbul'la ilgili hayallerimizi anlatma imkanımız olur diye düşünüyorum. Buna çok vaktimiz olacak ve bu mecra açacağız eğer kabul ederlerse sayın adaylar. Ama İnşallah ama hiç zannetmiyorum. Yani son bakın Sayın Toros 5 aydır İstanbul'u tartışıyoruz. Neredeyse Türkiye'nin bütün sorunlarını ötelemişiz. İstanbul'da kim aday olacağı üzerine tartışıyoruz. Bundan sonraki süreçte kimin olacağı elbette önemli. Ama İstanbul'un ne olacağı önemli. İstanbul'la ilgili birikmiş ne olursunuz ben çok merak ediyorum. Yani 20 yıldır bu kenti yönetenler deprem dönüşümüyle ilgili ne yaptı diye merak ediyorum. Şu anda bulunduğum Sayın Başbakan'ın doğmuş büyümüş olduğu bir mahalledir Kasımpaşa. Kasımpaşa'da kentle ilgili, dönüştürülmüşle ilgili ya da depremin dönüşümüyle ilgili yapılmış bir şey var mı? Bütün bunlara baktığımızda bunları tartışmayıp adayların ortaya çıkması gerekmiyor mu? Adaylar ortaya çıkacak ve projeler yarışacak ondan sonra. Efendim işte bakın buradayız. Ben de diyorum ki Gürsel Tekin'e Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimin olacağı değil. İstanbul'da adayların ne yapacağı çok önemli. Anladım. Bu konuda eğer bize fırsat verirseniz İstanbul'la ilgili projelerimizi, bugün İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Ve ne yazık ki bütün bu şehirlere baktığımızda 130-135 tane şehir içerisinde en son sıralarda. İstanbul bunu hak etmiyor. İstanbul dünyada gelişmiş şehirlerin tamamıyla yarışabilecek bir İstanbul'dur. Peki. Doğasıyla, kültürüyle, altyapısıyla olması gereken tartışmaları yaratabilirsek çok merak ediyorum. Bir şey sormak istiyorum. Özellikle Sayın Bayrakçı ve Sayın Gür'le ellerinde acaba İstanbul'la ilgili, İstanbul'un sorunlarıyla ilgili soralım mı? Bir veri var mı? Nedir? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü bende bu veriler var. İnşallah arkadaşlarımızda da bu veriler vardır diye düşünüyorum. Yani soru geldi artık tabii. Yani yaptığımız tüm araştırmalarda sadece aday kim olmalı, yerel seçimde kim oy verirsiniz değil, mevcut iş başındaki belediye başarılı mı, İstanbul'un çözülmesi gereken en önemli sorun nedir, hatta mahallenizin, sokağınızın en önemli sorunu nedir diye soruyoruz. İstanbul'da yıllardır... Gürsel Tekin ona itiraz ediyor. Hep aday konuşuyoruz, İstanbul konuşuyoruz. Yok yani tabii Sayın Tekin'in aslında itirazı bize değil, itirazı yani yayıncılara. Yayıncılar araya neden... girebilir miyim? Evet. Lütfen buyurun. Ben araya girebilir miyim? Tabii dinliyoruz. Ama son 3 aydır özellikle araştırma şirketlerindeki tartışmaları da izliyorum. Ama ben bir hiçbirisinde ya İstanbul'un ulaşım sorunu, İstanbul'un planlama sorunu, İstanbul'un dönüşmemiş deprem sorunu, İstanbul'un altyapı sorunu, İstanbul'un özellikle AVM'lerin yaratmış olduğu binlerce esnafın mağduriyeti, bütün bunlar sorulduğunda inanın siyasi partilerin sonuçları da orada görebileceğiz. Ama sadece kişileri sorduğumuzda
bu sonuçları sağlıklı elde etmek mümkün olmuyor. Hakan Bayrakçı'nın da elbette cevabı var. Şimdi bu konuda evet, aslında hiç tartışacak bir şey yok. Gürsel Bey haklı çünkü. Aslında sorun budur. Yani Gürsel Bey haklı. Medya bunu merak ettiği için habire bu konuşuluyor. Ama Gürsel Bey bu gece uyarıda bulunmuş oldu. Aslında medyaya da uyarıda bulunmuş oldu. Peki. Bunun konuşması daha doğrudur. Ben Gürsel Bey'e katılıyorum. Gürsel Bey bir sorun var. Daha sonra ha, sizi uğurlayacağız. Bir şey daha. Lütfen. Bir şey daha sormak istiyorum. Medya bunun çok bilincinde. Kusuruma bakmasın. Çok güzel bir söz var. Derler ki bütün ortaklıklar bozulur. Suç ortaklığı bozulmaz. 193 tane AVM rezidanslara, plan tadillerine baktığımızda bu suç ortakların tamamını görme imkanımız var. Yoksa elbette bunlar tartışılır. Siz, hepimiz, özellikle gazeteci kardeşlerimiz, dostlarımız kendi işine evine gittiği zaman hangi muameleyle, hangi zulümle, özellikle trafikle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Ama bunların hiçbirisinin konuşulmaması son derece bir iyi niyetli bir unutkanlık falan değildir diye düşünüyorum. Peki, çok iyi anlaşıldı. Benim son sorum var. Daha sonra sizi uğurlayacağız efendim. Tabii. Kişiler neden konuşuluyor? İstanbul konuşulmuyor dediniz. Araştırma şirketi başkanları da hak verdiler size. Bir de yani partiler var. Cumhuriyet Halk Partisi evet, var ve siz de bunun değerli bir mensubusunuz. Genel Başkan Yardımcısınız, parti meclis üyesisiniz ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla, Genel Başkan'la İstanbul'un muhtemel belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün verdiği bir fotoğraf var. Karşılıklı iyi niyet evet, beyanları var. Adnan Keskin'in genel sekreter sıfatıyla Sarıgül'ün belediyesine kadar gidip daveti var vesaire. Yani CHP ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde neler söylersiniz? Elbette o da belirleyici. CHP size aday gösterecek sonuçta. Elbette. Şimdi özellikle İstanbul ve büyük kentler, büyük şehir ve bütün şehir dediğimiz şehirlerin tamamında Sayın Genel Başkanımız ve şu anda komisyonda görev yapan 5 arkadaşımız çok hassasiyet içerisinde bir çalışma yapıyor. Biraz önce ifade etmiş olduğum projeler dahilinde aynı zamanda da çok farklı araştırmalar ve örgütlerimizin de düşünceleri alınarak bir harmanlama olacak. Biz Adil Bey de çok iyi biliyor. Özellikle 2009 yılında İstanbul İl Başkanı olduğum dönemde İstanbul'un bütün bu sorunlarını Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi parti sempozyum haline getirdi. Bu sorunların bilimsel olarak çözülmesi gerektiğini inancı içinde olan bir siyasetçi olduğum için daha sonra yapılan araştırmalarda ben de aday adaydım. Tabii ki bugün Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu önde çıktı ve o kamuoyu oklamalarını elime aldım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine ben gittim. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Birinci önceliğim partinin İstanbul'da iktidar olmasını istiyorum. İstanbul'un bu ranta teslim edilmiş bir İstanbul'un halkın hizmetine sunulması gerektiği inancı içinde olan bir siyasetçiyim. Yarın partimin genel merkezi, Sayın Genel Başkanım, örgütüm, İstanbul halkı kimi takdir ediyorsa elbette adayımız olacak. Ama bunların, bu mekanizmaların hiçbirisinin çalıştırmadan peşinen falan kez aday olacak derseniz bu çok haksızlık olur. Bugüne kadar da Sayın Sarıgül bir adaylık talebi açmış değil. En azından adaylık talebi açanlara saygı duyurması gerektiği inancı içerisindeyim. Peki. Bir şey daha söylemek istiyorum. Söz lütfen. Özellikle kamu yoklaması şirketlerine, kamu yoklaması şirketlerinin yetkililerinin görevi tomografi çekiyor. Yani nasıl bir hasta doktora gidiyorsa, doktor gidin bir tomografi çekin diyorsa, tomografinin dışındaki söylemler doğrusu hepimizi incitiyor. Geçen bir haber, bir kanalda bir şirket sahibi Gürsel Tekin aday olmamalı. Kendisini bunu bir haksızlık olarak kabul ediyorum. Gürsel Tekin'in ya da Gürsel Tekin'in dışındaki arkadaşlarımızın siyaseten ne yapıp yapmayacağını müsaade etsin, kendileri karar versin. Peki. Kamu yoklaması şirketlerinin bu konuda hassasiyet içerisinde davranmaları gerektiği inancı içindeyim. Sayın Gürsel Tekin. İş yapabilirler. Sayın Topbaş'a da iş yapabilirler. Sayın Sarıgül'e de iş yapabilirler. Ama Gürsel Tekin olarak ben ayaklı bir kamu yoklaması şirketiyim. Hiç kimse de yaptırmayacağım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi geceler katıldığınız için. Nurşan Hanım'a devam edelim. Bu genel başkan yardımcılarının özellikle yerel seçimlerle alakalı son derece de aktif iki genel başkan yardımcısını bağladık ve kesintisiz gittik. Şimdi analiz zamanı. Sizinle başlayalım. Toparlamak gerekirse her iki parti de birbirini tartıyor.
Gürsel Tekin'in durumu biraz daha ayrılıyor. Çünkü CHP'de bir Sarıgül faktörü var ki bunun yatsıyamayız. Dinledik partilerin görüşlerini. Kamuoyu araştırmaları, bu konudaki tartışmalar da ortada. Neler söylersiniz? Önce o zaman Sayın Soylu'nun söylediklerinden lütfen başlamak gerekiyor. Söylediklerini not aldım. Herhalde parti değiştirmek de din değiştirmek gibi insanı fanatik yapıyor. Düştüğünüz gittiğiniz partinin böyle fanatiği oluyorsunuz. Ben dehşete düştüm. Yurtlarla ilgili söyledikleri hakkında, evet yurtlardaki, eğer yurtlarda asayişe ilişkin bir sorun varsa, eğer yurtlarda fuhuşa ilişkin bir şey varsa, uyuşturucu kullanılıyor, iman mücadeledir yani edilir zaten. Bunlar tekil olarak bunlar varsa, o Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ve ait olan yurdun gündüz ve gece müdürü vardır. Onlarla tekil bu örnekler çözülür. Ama ben bunlar o kadar bir şeyde sanki bu yurtlarda suç oranları bu şekilde artmış gibi hiçbir şey bu konuda söylemedi ve liberal bir özgeçmişi, daha doğrusu geçmişi olan birisinden de bunu beklemiyordum. Herhalde yeni katıldığı partinin görüşlerini yansıttı. Yerel seçimler için hiçbir şey söylemedi Sayın Soylu. Sadece polemik yaptı. Bir tek şunu söyledi, çok iddialı bir sözdü bu. Söyledi ama bu dedi 1800'lerden beri. Onu söyleyeceğim. Evet. Bu dedi en önemli seçimdir dedi, dönüşüm seçimidir dedi. 11 yıldır AKP'nin dönüştürmediği bir şey kalmadı. Orduyu dönüştürdü, yargıyı dönüştürdü, basını dönüştürdü. Burada da herhalde bu yerel seçimlerle artık hilafet mi ilan edilecek tekrar? Yoksa kadınlar baş açık sokağa çıkmayacak diye bir dönüşüm gelecek, onu merak ediyorum. Daha neyi dönüştürecekler onu bilmiyorum. Ama Türkiye'nin, ben genel olarak baktığımda 1912'den beri ben analiz yapıyorum ve bu konuda Türkiye'nin en iyisiyim dedi. Ben o kadar iddialı birisi değilim. Türkiye'nin ben genel sorununu ne İslamcılarda görürüm, ne komünistlerdir, ne milliyetçilerdir, ne kemalistlerdir. Türkiye'yi aslında omurgasızlaştıran ve kişilikselleştiren grup merkez sağdır. Merkez sağ para nereden geliyorsa oraya böyle gider, orayı manipüle eder, onun içerisinden sıyrılır. Şu an AKP içerisinde %20'lik AKP'nin kemik oyu var. Geri kalan merkez sağ. Merkez sağ koalisyon hükümeti olmasın da, çünkü para onların Allah'ıdır, namusudur, şerefidir, her şeyidir. Çok sever merkez sağ parayı. Peki AK Parti'yle devam birazcık edelim. Birazcık onun için yapıyorlar. O bakımdan ben İslamcılara hiçbir şey demiyorum. Onlar içerisinde samimi olanlar var. Ama AKP'nin rotasını böyle manipüle eden bu merkez sağdan gidenlerdir. Benim sözüm de onlara. Peki Gürsel Tekin Sarıgül meselesine ben biraz Gürsel sonra... Ben Gürsel Bey'in söyledikten sonra biraz sonra gelelim. AK Parti'yle devam edelim. Hakan Bayrakçı ile devam edelim. Süleyman Soylu'nun açıklamaları, AK Parti'nin adayları, İstanbul, Ankara ne olur? Kadir Topbaş yeniden aday olur mu? Melik Gökçek yeniden aday olur mu? İzmir'de kim aday gösterilir? Geçtiğimiz seçimde bazı noktalarda yanlış aday gösterilmesinden dolayı kayıplar oldu. Şimdi biraz daha yoğurt üflenerek yeniliyor galiba. Siz nasıl bakıyorsunuz AK Parti açısından? Şimdi siyasi görüşü hariç, onu Nurşen Hoca zaten bir şekilde izah etti. Ama partiyi temsilen söylediği sözler gayet tutarlı, aklı başında. Şu anda söyleyebileceği ya da söylemesi gereken muvacihede bir açıklamada bulundu. Çünkü anladığım kadarıyla şu anda birçok karar verilmemiş. Yerel yönetimlerden... Onu açık yürekliğe söyledi. Yani... tamam işte, yani karar verilmemiş bir şey üzerine genel başkan yardımcısı çıkıp ne diyebilir? Süleyman Soylu'nun araştırmayla ünsiyeti şeyden gelir. O öteden beri, yani Doğru Yol Partisi genel başkanı iken de, hatta genel başkan olmadan da araştırmalarla çok ilgilenirdi. Demek ki şimdi AKP'de de bu konularla ilgileniyor. 500 bin kişiyle falan görüştük dedi. Görüşmüştür, doğrudur. Çünkü gerçekten... O ilginç bir rakamdı. Ama şöyle, şimdi AKP bu konuda hakikaten 11-12 yıldır araştırmaya büyük ehemmiyet veren. Türkiye'de birçok ilkleri var, bu konuda da ilktir. Yani araştırmanın... Eskiden herkes şöyle zannediyordu. Arkadaş, araştırma şirketlerine bir para ver, seni iyi çıkartsın. Yani araştırmacı bu demekti Türkiye'de. Gürsel Bey'in böyle bir ithamı oldu. Şöyle. İnsanlar böyle zannediyordu diyorum. Araştırmacı bu değildi tabii ki. Araştırmacı o çok şeydi de. Araştırmacıyı böyle zannediyorlardı. AKP ilk defa siyasi iktidar, hayır araştırmacı bize çok ciddi bilgi sağlayan bir kurumdur, adamdır dedi. Öyle de olması gerekir seçimlerde. Ama öyle zaten. Tamam, ben de öyle olduğunu söylüyorum. İşte AKP bunu yaptı. Bu konuda gerçekten
iyiler, çok iyiler. AKP bu konuda iyidir. Süleyman Bey de bunun bayraktarlığını yapan, işte orada bu işlere bakan anladığım kadarıyla, evet, bildiğim kadarıyla birisi. Tümüyle bu araştırma ve inceleme analizin başında. 500 bin kişiyle de görüşmüşlerdir, doğrudur. Yani normalde bakınız şimdi 80 küsur 81 vilayet, efendim 1000 küsur ilçe yeni ihtisas olmuş, iptal olanları da dahil edin. Bütün buralarda normalde, ben size söyleyeyim, normalde 300-400 bin denekten aşağı ciddi sonuçlar yakalayamazsınız. Yani ben bir siyasi parti yöneticisi olsam araştırma şirketlerine birine mi, üçüne mi, beşine mi, kaç tanesine yaptıracaksam 400-500 bin denekten aşağıya sonuç alamam bir kere. Yani siz mesela Bağcılar için bir karar verecekseniz Ege, en az 1400-1300 kişiyle 1500 kişiyle anket yapacaksınız. Evet. Dolayısıyla 500-600 kişiyle yapacağınız yerleri de katın, 500 binin altında sonuca varamazsınız. Dolayısıyla o rakamlar da doğrudur. Ben bu açıdan bakıyorum. Yani Süleyman Bey'in siyasi görüşü, parti değiştirmesi falan, onlar ayrı bir konuş. Ben şimdi bu gece konu o değil. Yerel seçimleri konuşuyoruz. Evet. Onun için ben Sayın Soylu'nun AKP'nin bu konudaki çalışmalarını göreve geldikleri günden beri, bu arada şunu da söyleyeyim, ben 11 yıldır hiç o çalışmaların içinde olmuş bir adam da değilim. Bu partiyle çalışmadım. Asla. Hiç bulunmadım ama bu konuda takdir ediyorum AKP'yi. Yani kamuoyunun nabzını iyi tutuyor. Evet evet. Yani politikalarını bile, ya başbakan her ay 6-7 tane araştırma sonucu görüyor. Öyle politika geliştiriyor. Türkiye'de bu nerede yani? Ben inanın 1988'den beri bu işi yapıyorum. Ve size Sayın Demirel, rahmetli Ecevit, Mesut Yılmaz, çok kişiyle çalışmalarım oldu. Genel başkanlarla. Çoğu başbakanlık yapmış insanlar. Yani araştırmanın gerçekten bu derece, bazı konularda yüzü batıya dönük olmayabilir ama bu konuda şaşırtıcı bir şekilde yüzü batıya dönük bir siyasi partidir AKP. Peki AK Parti'yi konuşuyoruz Adil Gür. Evet. Benim artık Sayın Soylu'nun söyledikleriyle ilgili bir şey söylemem yersiz olur. Doğru, hakikaten Hakan Bey ifade etti. Belki siz sorunuz daha farklıydı. Ben ona net cevaplar vereyim. Yani siz İstanbul, Ankara, İzmir ile ilgili şeyler, tabii, söylediniz. Burada Süleyman Bey de söyledi. Daha vakit, çok vakit var. Ve siyasi partiler birbirini kolluyorlar. Çünkü doğru, yani değil mi? Biz İstanbul'da gayet tabii, yani İstanbul'da dahil pek çok yerde pek çok kişi veya kurum için araştırmalar yapıyoruz. Gördüğümüz şey şu: adaya göre yerel seçimlerin kendine özgü dinamikleri var. Yani bir milletvekili genel seçimi gibi değil. Yerel seçimlerde yaklaşık %35-40 civarında adayın, mevcut belediye başkanının icraatları, adayın kişisel özellikleri, bu kadar kutuplaşmanın olduğu bir ortamda bile etkisinin olduğunu görüyoruz. O nedenle siyasi partiler birbirini kolluyorlar. Peki yani sorun, yani 94'ten beri, 94'te tabii Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği için çok da güçlü adaylar vardı o zaman, hatırlayalım. Birkaç puan farkla seçildi esasen. Hı hı. Bir buçuk. Öyle mi? Bir buçuk puan. Çünkü Zülfü Livaneli vardı. İlhan Kesici vardı. Yani. Ahmet Vefik Alp vardı. Önemli şeyler vardı. İsimler vardı ve bunlar 20'li küsür oylarda arka arkaya sıralandılar. Yani, Livaneli 20, Kesici 22,5. Başbakan 24 aldı. Evet. 94. 94'te başbakanın, daha doğrusu Tayyip Erdoğan dönemi başladığı için İstanbul'da ve oradan iktidara giden bir yürüyüş olduğu için şöyle bir tez var. Bu seçim aday ne olursa olsun başbakan oylanacak. Mesela bu da dillendiriliyor. Böyle bir şeye katılır mısınız? Şimdi şey şu. Yani İstanbul'da örneğin kendi yaptığım araştırmalarda hep şunu görüyorum. İstanbul'da pek çok AK Parti'de adayının ismi geçiyor ama mevcut belediye başkanının tüm adaylardan daha önde olduğunu pek çok araştırmada da görüyoruz. Kadir Bey'in de gidiyor. Kadir daha önde başlıyor, görüyoruz. Hatta gezi olaylarından sonra medyada sıkça parti içinde ne kadar dillendirildi bilmiyorum. Sanki gezi olaylarının tek sorumlusu Kadir Topbaş'mış, cezalandırılacakmış gibi kamuoyunda da bir algı oluştu. Öyle sanıyorum ki AK Parti'de yaptığı araştırmalarda bunu gördü. Son dönemlerde Kadir Topbaş ismi daha öne çıkıyor. Biraz önce Gürsel Bey'in söylediği şeylere, itirazlarına birkaç cümleyle değinmek istiyorum. Tabii. Şimdi birincisi, hakikaten haklı. Gürsel Bey biraz kızmış size. Hayır, haklı. Yok, kızdığını zannetmiyorum. Yani size bugüne, de yani kamu araştırma yani, şirketleri. Bugüne kadar katıldığımız her programda kendi adıma veya bir gazeteciyle sorarken aday veya partilerin o oranlarının konuşmanın çok doğru olmadığını, çünkü henüz ortada daha bir aday yok. Hı hı. Kaldı ki
yerel seçimlere sonuçlarını bugünden kestirmek çok mümkün değil. Çünkü örneğin 2009 yerel seçimlerinde seçimden 2 ay önce bile değil 1,5 ay önce Sayın Başbakan'ın Davos'ta one minute dediği dönemde AK Parti oyları 50-55'lere çıkmıştı. Evet. Ama sonra bu teğet geçtiği söylenen küresel ekonomik krizin etkileriyle AK Parti %40'ın altına düştü. O nedenle önümüzde daha 4,5 ay aşkın bir süre var. Türkiye'de 4,5 gün bile uzun bir süre hakikaten o hale geldi. Ekonomide niye araştırma yapıyorsunuz o zaman? O zaman siz niye program yapıyorsunuz? Anlık çok rahat çekiyoruz. Yani araştırmacıların belki söylediği ama kamuoyunun kulak tıkadığı, görmek istemediği şey şu. Araştırmacılar dünün fotoğrafını çekiyor veya bugünün. Ama bir hafta sonrasıyla ilgili, 5 ay sonrasıyla ilgili bir araştırmacının söylediği sözün doğru olabilmesi için ülkenin konjonktürel gelişmelerinde önemli bir değişim olmaması lazım. Yani görüyoruz ki Türkiye'de seçmenin özellikle sadece yerel seçimde değil genel seçimlerde de her 3 seçmenden neredeyse 1,5'undan daha fazlasının tercihini belirleyen şey ekonomi. İnsanlar cebine bakarak karar veriyor. O nedenle ekonomideki gelişmeler ne olacak? Türkiye'nin Suriye gibi, Türkiye'nin Kürt sorunu gibi ciddi meseleleri var. Bugünden bakmak bir şey söylemek mümkün değil. Sayın Tekin'le ilgili söyleyeceğimi unuttum. Yani oraya 2009 seçimlerinde bir şey var. Son bir şey 2009 seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da aldığı %37'ye yakın oyun önemli bir bölümünde 38 küsür 37.9 evet 36.9 olması lazım. 37 37 özür dilerim ben il genel meclisiyle karşıyım. Büyük bir bölümünde Sayın Gürsel Tekin'in katkısı olduğunu, hepsinde hemen hemen katkısı olduğunu unutmamak lazım. Ona o manada da her fırsatta zaten efendim bugünden efendim Sayın Sarıgül'le olur ise CHP kesin kazanır, Gürsel Tekin olursa kaybeder demenin adaylara her şeyden önce haksızlık olduğunu söyledik bugüne kadar. Buyurun. Ne ekliyorsunuz? Şimdi ben sadece anket konusunu söyledim, onun için biraz kısa konuştum. Çok kısa bir ilavede bulunayım, genel analiz. Hı hı. Evet, biz dünün fotoğrafını çekeriz ya da bugünün fotoğrafını çekeriz. Adil Bey'e de katılıyorum. Buna ilaveten bazı projektif analizler de yaparız. Bu konuda bir iki cümle söyleyeyim. Hı hı. Şimdi 2002'den bu yana AKP genelde genel seçimlerde yüksek, yerel seçimlerde düşük oy alıyor. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Nedenlerini hiç girmek istemiyorum. Bu iniş çıkış bu şey olarak kabul edilmiyor. Parti güç kaybetti, güç kazandı olarak kabul edilmiyor. Yerel seçim karakteristiği bilmiyor. Aynen. Mesela şöyle söyleyeyim. 2007'de %46 altı aldı. 2009 yerel seçiminde 38.4 aldı. 2011 genel seçiminde 49.9 aldı. Geriye gittiğinizde gene düşük 2004 yerel seçimi. Şimdi ben bu yerel seçimde Mart'ta AKP'de hafif bir sarı alarm görüyorum. Yani Sayın Soylu'yu dinledikten sonra biraz da başbakanı ve diğer AKP yetkililerini dinliyorum. İşte aşağı yukarı 25-30 senedir bu işlerle uğraşıyorum. Yani sarı alarm şu. Bunu Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin hatta Osmanlı'yı da katarak doğru. En önemli seçimi olarak seçmene sunmak demek aman ha yani son bir hata yapmayın filan gibi bir alarm gibi algılıyorum. Bu benim bakışım böyledir. Çünkü çok daha dönüm noktası seçimler yaşadı Türkiye. Başta Sayın Soylu da söyledi 14 Mayıs seçimleridir 1950. Doğru. Türkiye tarihinin değişti. Ama hepsini alt alta koydu en önemlisi bu dedi. Şimdi bunun en önemli olarak seçmene algılatılmak istendiğini anlıyorum. Kendilerinin böyle algıladığını sanmıyorum zaten. Böyle bir şey tahmin etmiyorum. Bu seçimin şu önemi vardır. Yani bu güç, bu 11 sene süren siyasi iktidar devam edecek mi yoksa tökezleyecek mi anlamında bir önem taşımaktadır. Onda da biraz sarı alarm olmalı ki böyle bir söylem geliştirilmiş. Yani aman ha Türkiye'nin önemli bir de söylemde şu da var. Diyor ki Sayın Soylu yani bunu başka AKP'li yöneticilerden de duyuyorum. Bakınız biz işte askeri vesayetten kurtardık aman ha bak bu dönüşümün dönüm noktası seçimidir. Şimdi Türkiye 11 yıldır zaten bunları aştı. AKP 5 seçimdir bunları söyleye geldi. Bunları söyleye 46'ları 50'leri aldı. %57 referandum gördü. Yani bunlar artık seçmen nezdinde kıymeti hadiyesini kaybetmiş söylemler. Ama bu söyleme dayandıracaksa yanlış bir politika olur. Bana düşmez bu da yani ben kişisel görüşümü söylüyorum. Ben Mart seçimi için şöyle bir analizde bulunayım. AKP biraz oy kaybeder. Yani bu gecenin kaydını saklarsanız 4,5-5 ay sonra belki izleyebiliriz. İstanbul, Ankara, İzmir ne olur filan hiç oralara girmeyeceğim.
Ama Türkiye genelinde işte ortada iller var. Aman o mu alır bu mu alır filan denilen iller var. Bazı bir CHP'nin güçlü olduğu, seçim umduğu iller var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim umduğu iller var ya da ilçeler var. Buralarda AKP biraz zarara uğrar gibi geliyor. Türkiye ortalaması bu seçim, araştırma şirketlerine de hatırlatmada bulunuyorum arkadaşlarıma. Sakın Türkiye ortalaması aramasınlar. Çoğu yanılır. Çünkü İl Genel Meclisi denilen oy anlamını kaybetti. Eskiden köylerde oy kullanılırdı. Onu Türkiye geneli oyu muteber kabul ederdik. Bu seçim bütün araştırmacı arkadaşlar 3 büyük il için yarışsınlar. Yani İstanbul, Ankara, İzmir için. Ya da başka iller için. Şu ilde şu olur, bu ilde bu olur diye yarışsınlar. Çünkü başkanlar Türkiye artık Türk seçmeni sanılandan daha ileri bir noktada. Türkiye partilere evet oy veriyor ama yerel seçimde insana oy veriyor, adama oy veriyor, kadına oy veriyor. Yani adaya oy veriyor. Mesela işte DSP ya da DYP ya da yani sıfırlı değerlerde partiler var. Büyük Birlik Partisi. Şimdi %1, 0.5, 2 almış partiler belediye alabiliyor adayı sayesinde ya da özel nedenden ötürü. Yanılırlar. Türkiye'de özellikle bu büyükşehirler yasası çıktıktan sonra kentler için yarışlar yapılsın araştırma şirketleri arasında. Önerim tabii bu, ben bunu öneriyorum yani herkes kendisi bilir de. Ama ben neticede hem 3 büyük il için hem büyükşehirler için... Evet 1989'da Sayın Soylu'nun dediği gibi yaşanan sürpriz yaşanmaz. Çünkü o seçim her yeri SHP silip süpürmüştü. İstanbul'un tüm ilçelerini. Kayseri'yi bile SHP kazanmıştı. İsmini hatırlarım rahmetli, yeni vefat etti, Niyazi Bahçeci. Yani Türkiye'de her yeri evet muhalefet partisi kazanmıştı Anavatan Partisi karşısında. Bu seçim böyle olmaz. Ama ilginç sürprizler izleyebiliriz. Sadece 99 da ona bir örnektir. Hatırlayın, Refah Partisi'nin çok ivme kaybettiği, kapatıldığı, Fazilet Partisi'nin ortaya çıktığı bir süreçte 99 yılında artık Fazilet Partisi'nin bir iktidar iddiası da yoktu. Ama İstanbul, Ankara'yı gene Fazilet Partisi adayları aldı. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Evet. Biraz da Gürsel Tekin, ben biraz Gürsel Tekin'i tepkili gördüm. Nurşen Hanım, siz ne diyorsunuz biraz? Tepkili değildi de birazcık sitemkardı. Sitemkar. Evet, onun birazcık da gerçekten şimdi sizin konuşmalarınızdan anlıyorum. Yerel seçimler için şimdi yorumlar erken deniyor. O zaman program yapmadı erken herhalde. Şimdi ben zaman mı kaybediyoruz biz bu şeyleri programı yaparken diye düşündüm bir anda seçimlere ilişkin. Bu seçimleri, yerel seçimleri birazcık da güncelleştiren Mustafa Sarıgül'ü CHP'ye gitti mi, gidecek mi, döndü mü, dönmeyecek mi tartışmaları güncelleştirdi. O yüzden de diğer adaylar birazcık örselendi gibi geliyor. O bakımdan sitemkar buldum ben. Onun da daha haklılık payı da buluyorum. Ancak Süleyman Soylu dedi ki bizim adaylarımız henüz belli değil ama ne yaparlarsa yapsınlar bize yaklaşamazlar bile. Zaten alacağız gibi de iddialı da bir söz söyledi değil mi böyle? Ben İstanbul için AKP eğer bu bir söylenti ne kadar gerçekleşir bilmiyorum. Biraz önce de söyledim. İzmir için adı geçmesine rağmen İstanbul'a Binali Yıldırım'ın adı geçiyor. Eğer Binali Yıldırım İstanbul'da aday yaparlarsa iddialı bir aday olabilir. Sevilen birisi ama hizmet yapan birisi. Zaten hep onu söylüyorum. Binali Yıldırım'la Fatma Şahin çalışıyor. Diğer bakanlarda hükümette onların rüzgarıyla gidiyor. Yani ben oradan tamamlayayım bir yurttaş olarak da. Yani Ulaştırma Bakanı çok Sayın iyi. Binali Yıldırım kabinede en başından beri koltuğunu koruyan bakan. Başka bir bakan var mı bilmiyorum. Sağlık somut bakan. İşler yapıyor. Ve çok somut. Özellikle karayolu projeleri, iletişim projeleri, köprü, Marmaray. İşte bu İzmit-Gebze körfez geçişi, özellikle internet teknolojileri ve altyapı. Bir o özelliği var, onun dışında bir de şey var. Binali şey Yıldırım'ın siz argo konuştuğunu, kimseyi kırdığını, kötü söz söylediğini, sempatik bir yanı da vardır onun. Yani bu hükümetin en başarılı icracı bakanlıklarından biri oldu. O açıdan İstanbul'da şans. İstanbul'da Binali Yıldırım'ın aday olmasını ben bir... kaynaktan duydum. Olursa onun kazanma şansı İstanbul'da olabilir diye bilirim. Ancak bu da AKP'den çıkacak bir karardır. Ben bu konuda adaylar konusunda yorum yapacak birisi değilim. Ben biraz Hakan Bey'e de çok katılıyorum. Süleyman Soylu'nun yaptığı çalışmaları da biraz biliyorum.
ve gerçekten AK Parti'de Ar-Ge çok iyi çalışıyor. Bir de halk ilişkilerde çok iyidir evet. AKP. AKP'nin mesela CHP'de MHP'de olmayan ama AKP'de olan ve benim evet. de özellikle çok takdir ettiğim yanı halk ilişkileri çok iyidir. Hmm. Bir de alan araştırmaları. Bunda gerçekten burada çok söylemedi. Ben ağzından laf almaya çalıştım ama geçtiğimiz haftalarda bizim bir yayınımızda Sarıgül bizi mutlu edecek bir adaydır dedi ve Sarıgül'e karşı yani Sarıgül ismine karşı stratejilerinin güçlü olduğunu söyledi. Bu bir siyasi blöf mü başka bir şey mi bilmem. Ama çok iyi hazırlandıklarını çok ciddi bir ekiple ve çok geniş bir her türlü teknolojiyi de kullanarak saha araştırması, temavül bahsettiği gibi teşkilat, mevcut başkanlar, şehirlerin sorunları, beklenen pek çok şey. Kimi adayı görmek istersiniz gibi. Ayrıca bir kulis de paylaşayım. Temavül yoklamaları özellikle büyük şehirlerde AK Parti'nin genel merkezin genel başkanlık katında özel farklı bir ekip tarafından sayılacak, tasnif edilecek ve bakılacak. Yani bu konuda parti kurullarının ya da her zaman her seçim döneminde yapılan araştırmaların daha doğrusu sayımların dışında biraz daha bu işin mahremiyetine önem veriyorlar. Yani kendi temayül yoklamaları bile çok özel bir ekip tarafından toplanmış, tasnif ediliyor halde çok sıkı tutuyorlar diye biliyorum. Şeyi soracağım. Bir şeyin adı geçiyor Tarık Bey. Buyurun. Aziz Babuşçu'nun da adı geçiyor. Doğru baştan beri onun da adı onun geçiyor. İstanbul'un başkanı. Yani adaylarda sadece Kadir Topbaş deniyor ama bu iki kişinin adının geçiyor olması. Yani Egemen Bağış'ın da adı geçiyor. Pek çok ismin adı geçiyor bilemiyorum. Yani herkes ilk adayı bekliyor. Evet. Kim adaysa ona uygun karşı adayı. Herkesin bir B planı var. Biraz Sarıgül'ü konuşalım mı Adil Bey? Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Kürşel Bey'i kızdıracaksınız daha çok sorarak şimdi bu soruyu. Şimdi, ama bir vaka ya evet, haftalarda. Şimdi tabii şey şu işte biraz önce ifade etmeye çalıştım. Hakikaten Sayın Tekin'in serzenişi haklı. Yani biz İstanbul'un sorunlarını tartışmıyoruz. İstanbul'da yüzlerce araştırma yapsanız inanılmaz şekilde farklı bir şekilde bir trafik problemi ortaya çıkıyor. Yani insanlar artık İstanbul'da hakikaten biz belki Cumhuriyet tarihinin en büyük bir yatırımı olan Marmara Rayı hizmete açtık ama İstanbul o kadar büyüyor ki o kadar göç alıyor ki her yıl sorunlar katlanarak devam ediyor. Ciddi bir trafik sorunu var. Şimdi Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne getirir, ne götürür? Gürsel Tekin'i de paralel konuşalım. Tabii tabii yani şimdi size de soracağım Hakan Bey yollamadan evet, evvel. Ne şimdi, olur biraz daha. Hakan Bey belki programdan ayrılacak. Onun evet. için kendilerine evet. söz sırası gelsin diye kısa tutayım. Şimdi birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte bir nikah için gün alındı. Evraklar adrese teslim edildi. Ve bu şey günü artık her ne kadar nikah günü ilan edildi. Bu cumartesi günü de artık rozet takıldığı andan itibaren aday ilanı değil ama. Aday ilanı değil. Değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de aslında sadece AK Parti'yi konuşurken diğer partilere de haksızlık etmememiz lazım. Yani AK Parti geleneği diğer partilerde de az veya çok hakim olmaya başladı. Duyduğumuz kadarıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde de artık kamuoyu araştırmaları, ön seçim veya temayül yoklamaları yapılıyor. AK Parti kadar belki sık mı değil midir onu elbette bilmek mümkün değil. Önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi sadece Kürsel Tekin ve Sayın Sarıgül değil. 3-4 tane daha farklı adaylar da var. Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı var. Birkaç aday daha var. Araştırmalar yapılacak. Kim olacağı belki işte temayül yoklanmalarından sonra ilan edilecek. Gördüğüm şey şu. İstanbul yıldan yıla daha da muhafazakarlaşan bir şehir. Muhafazakarlıktan kastım dindarlık anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yoğun göç alması hasebiyle İstanbul'a her yıl Karadeniz'den, İç Anadolu'dan, Doğu'dan ve Güneydoğu'dan doğru yeni insanlar geliyor. Varoşlaşıyor demek değil mi? Doğru kelime. Doğrudur. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'deki ayrışma sadece etnik, mezhepsel, ideolojik değil. Ekonomik bir ayrışma var. Farkında değiliz belki. Yani zengin sektörde sosyal partilere yaraması gerekmez mi varoşların aslında? Sorun burada işte. Sorun sosyal demokrat olamamaktan kaynaklanıyor birazcık da. Hakikaten öyle. Dünyanın tarafında. Şimdi hal böyle olunca yapılan kamuoyu araştırmalarında yani adaylarla ilgili değil, partilerle ilgili yapılan kamuoyu araştırmalarına ve geçmiş seçim sonuçlarına. Önümüzde ne var? En yakın örnek 2011 seçim sonucu var. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında ciddi bir fark var.
Bu farkı kapatabilecek popüler bir aday lazım yarışa ortak olabilmek için. O nedenle İstanbul seçimi çok ama çok önemli. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kaybetse bile seçimin kazananıdır. Bu derece önemli. Sanki böyle böyle örtülü sarı günün altını çizdiğiniz gibi geldi. Hayır yani. Ben asla onu söylemek popüler istemem. Popüler aday falan değil mi? Siyasi yani şeyde Sayın Tekin popüler değil midir? Popüler. Benim söylemeye çalıştığım o değil. Ben biraz önce onun cevabını verdim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi araştırmalar yaptıracaktır. Peki. Temayül yoklamaları yaptıracaktır. Doğru kararı o verecektir. Bugünden Sarıgül'le CHP mutlaka kazanır. Gürsel Tekin'le kaybeder demek adaletsizlik olur, haksızlık olur. Söylemeye çalıştım oydu. Bir iki tweet mesajı okuyayım. Sizin son analizinizi alacağım. Sonra sizi uğurlayacağız. Daha evvelden verilmiş sözünüz var. Ali Koç diyor ki, seyircimiz tabii meşhur Koç grubunu kastetmiyorum. Yeni katıldım programa ama Gürsel Tekin başkanım ne konuştu izleyemedim ama arkasından konuşmak ayıptır, günahtır. Bakın yani Gürsel Tekin'i seyir konuşan olmadı ama. Hep olumlu konuşur ama yani. Evet. Evet. Önümüzdeki seçimlerde AK Parti oy oranını düşürmeyecek. Aksine 5 puan artıracaktır diyor İlbey Dağlar. Demirel ve Mesut Yılmaz'ın dönemindeki kamuoyu araştırma şirketleri 2014 seçimini nasıl bilecek? Açıkçası Ömer Gümüşburun biraz da size laf atmış ama hemen şunu belirtelim. Hakan Bayrakçı burada oturuyor. 2011 seçimini en yakın bilen kamuoyu araştırma şirketinin sonların başkanıdır. Gene bu programda ilk defa açıklamıştık. Yanılmıyorsam 31 Mayıs gecesiydi. O açıkladığımız sonuçlar 12 Haziran seçimlerinde ondalık sapmalarla ama milimetrik olarak tutmuştu. O arkadaş Demirel ve Mesut Yılmaz'ın kamuoyu araştırma şifresi olarak görüyor. Yani. Evet evet. Ama yani neticede eleştiriye de tahammüllü olmalıyız. Cevabı da var. Nurşen Mazıcı ve tüm konuklarınızı ilgiyle takip ediyoruz. Güçlü bir kadro tartışıyor demiş. Nurşen Hanım size bir tezahürat var burada. Evet. İstanbul'da yaşayan 15 milyon insana saygısızlık etmeyin. Kaç kilometre metro yapacaksınız? Su projeleriniz nedir? Bunu konuşun diye bir sessiz çoğunluk nikli bir seyircimiz yorum yapmış. Yerel seçimlerde aday belirleme politikanız hakkında bilgi verir misiniz demiş. Süleyman Soylu'ya bir soru vardı. O muhtemelen biraz anlattı. Süleyman Soylu'yu dinlerken gerçekten gelecekle hayat tarzımla ilgili ciddi endişe hissettim diyor Ozan isimli bir seyircimiz. Yine anayasada gençleri korumak varsa sorar mısınız? İzin almaksızın şiddet yapmadan gösteri hakkı var. Neden engelleniyor diye Osman isimli bir seyircimiz sormuş. Bu şekilde eleştiriler devam ediyor. Hakan Bayrakçı, Sarıgül, Gürsel Tekin rekabeti var. Yarışıyorlar bu isimler. Siz de bu isimleri çok iyi tanıyorsunuz. Az evvel Gürsel Tekin'i izlerken de böyle çok manidar, sizi biraz seyrettim. Açıklamalarına bakarken sizin yüz ifadeniz de çok şey anlatıyordu. Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Evet. Ya şimdi yani tabii tanıyorum yani çok uzun zaman oldu hepsinden evet. De. Bazı sistemlerinde haklı Gürsel. Yani genel olarak haklı. Yani bu lüzumsuz bazı şeyler konuşuluyor da. Ben şöyle söyleyeyim. Çok kısaca şöyle bir özet yapayım. Şimdi bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini eleştirenler var. İşte Sarıgül tutumundan ötürü filan. O konuda çok net bir tarifte bulunayım. Bir kere hem CHP Genel Başkanı hem CHP yönetimi bu konuda, bu Sarıgül konusunda bir bakıma mecbur olarak en doğruyu yaptılar. En objektif şekilde bu görülebilir. Çünkü eğer bu tutumla yani Sarıgül'ü tamam gel kardeşim demeselerdi, bu kadar kestirme gidiyorum, herkes şunu diyecekti. Ha, koltuğundan korktuğu için partiyi almak istemiyor diyeceklerdi. Ama hem genel başkan hem parti yönetimi şunu demiş oldu. Valla ne koltuğumdan korkuyorum ne de böyle bir endişem var. Partinin oyunu kim yükseltecekse anketlerde o mu çıkıyor? Buyursun gelsin kardeşim. Şimdi bunun özeti budur. Yani hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri Mustafa Sarıgül'le ilgili ne düşünür? Yani ben kanaatlerim vardır sadece. Bu, ama bunun hiç önemi yoktur. Bir bakıma mecbur olunan bir hareket yapılmıştır. Çünkü eğer çağırmasaydı ya da böyle bir operasyonla Sarıgül partiye alınmasaydı, artık çağırmak mıdır, o mu gelmiştir, müracaat mıdır, bunların da hiç önemi yok.
Mustafa Sarıgül partiye geri alınmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bırakın seçmen nezdinde, medya nezdinde zor durumda kalırdı. Mecbur oldukları bir şey yaptılar. Onun için hiç kimse şunu böyle yaptılar, bunu böyle yaptılar, yanlış yaptılar. Fuzul işlerle uğraşmasın kimse yani efendim. Ama son bir haftadır inşallah nazar değmez, son bir aydır CHP çok taktiksel doğru siyaset yapıyor. Bunun neden, sadece onun dediği mesela başörtüsü konusundaki tutumu da çok iyiydi. Yani bu tavırların, kamuoyu yoklamalarının onlar da mı başladı bilmiyorum. CHP'de bir toparlanma oldu. Çoktan başladılar. Başladı ama çoktan başladı. Biz 1,5 sene artık şeyi kamuoyuna yansımaya başladı. Evet. Sizin dediklerinizi de bu doğruluyor. Şimdi bir bu konu. Hocam yani Sarıgül'ün gelip alınıp alınmamasıyla ilgili şu bu muvazara artık bu tartışma yani bir muzip ara soru sorabilir miyim? Yani Sarıgül'ü partiye aldılar, aday göstermeyecekler mi? Yani kamuoyu baskısıyla onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Hı-hı. Şimdi çeşitli söylemler duyuluyor. Seçmen bu işi sanılandan fazla hassasiyetle izliyor. Medyada aslında seçmenin bir anlamda tercümanı oluyor. Şimdi millet kızıyor medyaya ama yani niye bu Sarıgül olayıyla fazla ilgileniyorlar ya da Gürsel Tekin olayıyla, CHP kime aday gösterecek olayıyla diye. Ama medya bunlar niye ilgileniyor? Yani sabah kalktığında rüyasında Mustafa Sarıgül'ü gördüğü için ilgilenmiyor. Şunun için ilgileniyor. Seçmen de buna enterese oluyor. Hangi seçmen? AKP'ye muhalif seçmen. Medya bunu biliyor. Çünkü medyanın içinde de o seçmenin nabzını iyi tutan adamlar var. Onun için bu işe enteresli oluyor. Bir de şeyden kaynaklanmıyorum Hakan Bey. MHP burada ortada olmadığı için birazcık da AKP ile CHP üzerinde odaklanılıyor. İstanbul seçimi için öyle. Için, evet, evet. Tabii şimdi İstanbul'daki MHP seçmeni ki %13-14 civarı İstanbul'da MHP'nin oyu vardır. Bunların çoğu 7-8 puanı CHP oy verir. Yani İstanbul'un MHP seçmeni CHP ile flört halinde. Tabii yani bir CHP'ye bir MHP'ye verebilen bir seçmendir. Bir çeşit ulusalcı bir seçmendir. Yani milliyetçiliği Atatürk endeksli bir milliyetçiliktir. Şimdi ben Sarıgül olayla ilgili şunu söyleyeyim. Söyleyeceklerimi kapatayım. Şimdi Mustafa Sarıgül böyle bir törenlerle partiye alınıp aday yapılmazsa yani bunu hangi vesileye dayandırırsanız dayandırın seçmen nezdinde ve medya nezdinde sıkıntılar doğar. Ha, aday yapılırsa da başka sıkıntılar doğar. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi Sarıgül konusunda çok sıkıntı çekmektedir. Yani insanlar şöyle yapıyor, doğru yapıyor, yanlış yapıyor. Bu işlerle uğraşmadan ben olsaydım ne yapardım diye bir tanesi bir sorsun kendisine. Mustafa Sarıgül konusunda ben olsam ne yapardım kardeşim? Bu sıkıntılı bir şey. Bakın İstanbul'da kimin büyükşehir adayı olacağı konusunda CHP'de. Şimdi yeni bir söylem var. Efendim... geniş çaplı ya ön seçim yapılsın hakim huzurunda ya da temayül yoklaması yapılsın. Yani tüm CHP üyeleri oy kullansınlar kimin aday olması için. Yani bunu şunu söyleyeyim size. Bu makuldür. Bu makul bir istektir. Eski il başkanları böyle bir talepte bulunmuşlar genel başkana. Bunu da duyduk. Bu makul ve haklı da bir yaklaşımdır. Fakat Mustafa Sarıgül benim tanıdığım, 24 yıldır tanıdığım Sarıgül bundan kaçmaz. Çünkü o zaten... 87 mi? 91 seçim. Milletvekili olduğu seçimde ön seçimle gelmiş. 87. 87'de ön seçimle. En geç milletvekili. Evet. Yani birçok seçimden ön seçimle çıkmış bir adam. Şimdi yani ön seçim kim seçilirse seçilsin. Bu iyi de bir yaklaşımdır. Enteresan da bir yaklaşımdır. Makuldür de. Ama Cumhuriyet Halk Partisi için şöyle bir sıkıntı vardır. Yani Allah yardım etsin hepsine. Kimse bu açıdan bakmıyor. Şu CHP'ye bayılırlar vurmaya. Yani bayılırlar eleştirmeye. Ali Paşa'nın dediği gibi siz dışarıdan biz içeriden çökertemedik demiş ya Osmanlı için. Vallahi CHP de öyle. Bayılırlar eleştirmeye ama şimdi ben kendimi koyuyorum yerlerine. Ya Sarıgül konusunda CHP yönetimi ne yapsaydı doğrusuydu? Yani tavır koyup almıyorum deseydi ne diyeceklerdi? Orada ne olurdu biliyor musunuz? Koltuğundan korktu derdi. Bağımsız olarak hocam. Adaylığını koyardı ve o zaman da tamam CHP'nin oylarında yani yaşadı sürdü. Ama şimdi ben hayır Sarıgül açısından bakmıyorum hocam. Sarıgül açısından CHP'nin bak. CHP'nin oyunu böyle. CHP'nin açısı evet doğru. Diyorum ki CHP ne derlerdi? Almadı kardeşim seçim kazanacak adamı almadı koltuğundan korktu derlerdi. Öyle bir seçenek yoktu. Şimdi aldı diyorlar ki ayağına mı gitti parti? Bence onu diyenler azınlık ama. Efendim?
Bence onu diyenler azınlıkta. Yani ben kendi yerinde olsam Gürsel Tekin gibi iyi bir İstanbul İl Başkanlığı yapmış birisiyle Mustafa Sarıgül'ü İstanbul'da karşı karşıya getirmezdim. Peki. Bir ara verelim ama önce Hakan Bey'e çok teşekkür edelim. Onu uğurlayacağız. Dönüşte de Nurşen Hanım ve Adil Gür'le birlikte son analizleri alalım. Mesela sorular var. Gezi olayları belediye başkanlığı seçimlerine nasıl yansır? İkinci bir önerim demiş Bülent Dursun. Sarıgül'ü aldılar kumar oynamak için, kaybederlerse kurtulacaklar diye bir analiz yapmış. Sırrı Süreyya Önder ismi geçiyor. Sarıgül'ün oylarını böler mi? Son analizi Nurşen Mazıcı ve Adil Gür'le yapacağız. Hakan Bayrakçı'yı uğurluyoruz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Nihai açıklamayı ise akşam saatlerinde Başbakan İskandinav ülkelerine çıktığı seyahat öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda yaptı. O açıklamayı izleyelim, bunun üzerine konuşarak başlayacağız. Tabii ki ana gündemimiz yerel seçimler ve adaylar olacak sonra. AK Parti grup kürsüsündeki konuşmanızda öğrenci evleri ile ilgili iddialara değindiniz. Dediniz ki adımlar atılacak dediniz ama kafalarda bazı soru işaretleri oluştu. Kızların erkek öğrencilerin birlikte tutukları özel evlerle ilgili mi atılacak o adımlar, yoksa yurt gibi faaliyet gösteren ama yasal statüsü yurt olmayan binalarla ilgili mi? Teşekkürler. İki sorunuza da iki ayrı cevap vereyim. Bir defa kız erkek artık karışık yurt dönemini biz kapattık. Şu ana kadar %75 düzenlemeyi Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki çalışmalarımızda yapmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla kızlarla erkeklerin aynı kampüsü paylaştıkları yurtlar, aynı yerlerde kalmalarına fırsat verecek yurtlar bundan böyle olmayacak. Ev olayına gelince bu birçok şikayetlerin olduğu, aynı daireyi kız erkek paylaşımı noktasında ciddi şikayetler var. Bu konuyu ben sizlerin takdirine bırakıyorum ve muhafazakar demokrat bir iktidar olarak da ne gibi düzenleme yapılabilir, bunun psikolojik, sosyolojik neticeleri nedir, ne değildir, bu çalışmaları yapıp bu şikayetleri değerlendireceğiz. Bu düzenlemeden sonra gerekli yetkiyi alırlar. Bunlar özel müstakil. He. Yani kişilerin özel evlerinde. Evet. Yani nasıl bir yetkiyle? Kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız, bir farklı genç, ikisinin aynı evde kalması ne denli acaba uygun olabilir? Siz kızınıza, oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz? Yok, yarın anne olduğunuz zaman veya annesiniz bilemiyorum. Yani kızınıza, çocuğunuza böyle bir şeyi eğer siz uygun buluyorsanız sizin için hayırlı olsun. Ama eğer bir yasal düzenleme de yapılması gerekiyorsa biz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi de yaparız. Şu an muhafazakarlıksa evet, muhafazakar insanlar kızlarını kız bölümünde, kız binasında tutabilirler. Peki bunların bahçede karşılaşması mı dinen vacip değil, yoksa muhafazakarlığın hangi birimine zarar getiriyor onu anlamıyorum. Biz öğrenciyken de çok muhafazakar aile kızları vardı, yurtlarda kalırlardı. Binanız çünkü ayrı, banyonuz ayrı, yatak odanız ayrı, binanız ayrı, kahvaltı yaptığınız yer ayrı. Ama başbakan özellikle diyor ki kampüs içindeki kredi ve yurtlara bağlı olan şeyleri ayıracağız. Bu işte özel yaşama müdahale etmiyorum diyor dedi Adil Bey. Çok doğru ama böyle ediyor. Ondan sonra da Gezi gibi bir olayda da patlıyor. Esasen bu konudaki düzenleme veya iktidarın tavrına da bakmak gerekiyor. Açıklamalardan sonra o belki kamuoyunda tartışıldıktan sonra da belki bu ortaya çıkacak. Şu anda hani düzenlemeye dair bir şey de bilmiyoruz ama başbakanın sözleri var. Düzenlenecek, ben yasa çıkar. İkincisi şey diyor, ben evi paylaşanlardan diyor şikayet geliyor diyor. Bu üniversiteye gidiyorsa 18 yaşının üstündedir ve bu ülkede de zina suçu olmaktan da çıktı. Hele zina yapıyorlar mı aynı evde kalan erkek kız öğrenci, onu da bilmiyoruz. Müdahale edemezsiniz. Ettiğiniz andan itibaren Avrupa Birliği'nden size
bu yasaları ihlal ettiğinizne dair bir şey daha gelir, rapor gelir. İkincisi, şikayet eden kim? O kız ya da oğlan aynı evde kalıyorsa annesinin babasının bilgisi var da kalıyor demektir. Hı hı. Analar babalar bizim yakamıza yapışıyor diyor. Ana babası sizin yakanıza niye yapışsın ki? Kendi rızasıyla gitmiş, ev tutmuş. Muhtemelen o kızının ya da oğlunun ev kirasını da kendisi ödüyorsa şikayet eden ana baba değildir. Konu komşu mu rahatsız oluyor da şikayet ediyor? Valiliklere bildirmişler. Bunların hep açılması gerekiyor. Ya da mahalle baskısı mı var? Mahalledekiler mi bunu yapıyor? Bilirsiniz, bekara ev verilmez mesela. İlla kız erkek kalması gerekmiyor. Giderler başka mahallede ev tutarlar. Böyle şeyler de oluyor. Yani fiili olarak esasen mahallelerde... Ama yurtların olduğu yerler üniversitelere yakın yerlerdir. Ve bu yurt yerlerde de bu tür şeyler de sorun olmaz. Kaldı ki biz üniversiteler, 30 yıl öncesinden söz ediyorum. Biz öğrenciyken bile bu yurtlar vardı. Bunlar hiçbir zamanda sorun olmadı. Dediğim gibi muhafazakar öğrenciler de biraz kalırdı. Öğrenci evleri üzerinden yürüyor şu anda ama şey yani. Ama hayır, kredi ve yurtlarda da o da var. Aynı kampüs meselesi de var. Doğru. Ve bu şeyde yani başbakan bazen böyle çok radikalleştiriyor konuları. Herhalde türbanla meclisi... Valiliklerin bu konuda inisiyatifleri varsa bu inisiyatifleri de kullanması gerekir. Çünkü bunun bedeli yarın çok farklı bir şekilde bizim karşımıza gelebilir. Evet, Başbakan'ın akşam saatlerinde yaptığı sıcak açıklama buydu. Konuyu da etraflıca ortaya koyan bir yorumdu bu. Gazeteci arkadaşlarımızın soruları üzerine Başbakan Esenboğa Havalimanı'nda konuştu. Hemen çok kısa yorumlarını alalım konuklarımızın. Adil Bey, siz neler düşünüyorsunuz? 2-3 evet. gündür bunu tartışıyoruz. Evet, şimdi öncelikle tabii bir acaba din sürçmesi mi diye merak ettim ama şimdi daha detaylı inceleme şansına sahip oldum. Türkiye işte geçmiş dönemde içki yasağını, kürtajla ilgili tartışmaları da yaşadı. O dönemlerde yapılan tüm araştırmalarda hep bunun AK Parti'ye zarar verdiğini gördük. Yani insanlar bu gibi konuları insanların özel yaşamlarına müdahale olarak değerlendiriyorlar. Öyle sanıyorum ki Türkiye'de zaten kız erkek karışık diye hiçbir devlet yurdu yoktu. Ya bloklara ayrı, ya kapılara ayrı, katlara ayrı şekilde devam ediyordu. Ben açıkçası Gezi sürecinden sonra veya işte açıklanan demokratikleşme paketinden sonra en azından benim yaptığım araştırmalarda yükselen trendde olan AK Parti oyları açısından tehlikeli bir durum olarak görüyorum. Yani ben öyle okuyorum. Bundan elbette ki insanların... Bundan AK Parti oyları yükseliyor yorumu yapanlar da var. İşte yükseliyordu diyordum ben de ama yani bu tartışmadan sonra yükselir mi endişesini dile getirmek için söyledim zaten. Ben de işler tam yolunda giderken neden böyle bir konuya gerek AK Parti gerek Sayın Başbakan parmak bastı onu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü Türkiye zaten son yıllarda kutuplaşmadan inanılmaz derecede rahatsız bir halde. Halbuki bundan birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrının Türkiye'deki bu kutuplaşma sürecini yumuşatacağı biraz daha sakin, dingin bir yerel seçim süreci kampanya dönemine gireceğimizi düşünüyordum ama sanıyorum ki bu seçim dönemi taraflar daha da sertleşerek geçireceğimiz bir dönem olacak. Peki Nurşan Hanım? Ben de Adil Bey'e katılıyorum ve şey mantığını da anlamıyorum. Cumhuriyet kurulduğundan beri, daha doğrusu Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü yapıldığından beri kampüs içerisinde bir erkek öğrenciler binası vardır, bir de kız öğrenci binası vardır. Bunlar girmek yeterince gerginlik sağlayamadığı için başka bir konuyla ben gerginlik sağlayayım. Siz karşı mısınız türbanın meclise girmesine? Ben mesele türbanlı başın açık olması ya da örtülmesi meselesi olduğunu değil, onun arkasındaki zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani başörtülü milletvekilleri genel kurulda görev yapmamalı mı? Ya yapmamalı değil. Orada ben artık kirlenmeyeceğim zihniyetinde olan bir insan zaten milletvekilliği yapamaz. O zihniyette değildir. Ben artık baş açıklığı bir kirlilik olarak niteleyen birisi bu ülkeye hizmet veremez zaten. Kendini cinsel obje olarak gören bir kadın böyle bir hizmet veremez. O da kirlenme kelimesi değil de ben kirlenmeyeceğim dedim. Temizlendim veya işte arındım gibi bir şey. Daha kirlenmeyeceğim dedim. Evet. Peki AKP'nin baş açık diğer milletvekilleri de var. Onlar kirli mi? Ya da siz iman gücüyle onun bir kirlilik olduğuna inanıyorduysanız o zaman
imanınızı halel getirip siz başa çık gidip orada yasama organına peki katıldınız. Bağlıyorum. Bu yapısı bana sağlam gelmiyor. Ve ne dendi? Efendim dediler önce bu hizmet alan hizmet veren başörtülü öğrenciler girsin çünkü bunlar hizmet alıyor. Hizmet verenler bak. E şimdi nereye geldi? Yakında hakimlerin, polislerin bunların da başlarını örtebileceği konuda. Peki birazdan yine mevzu açılırsa konuşabilirsiniz. Bu örtbas meselesi olduğunu peki düşünmüyorum. Başka altındaki Hakan Bey çok kısa lütfen Ankara'daki konumuza döneceğiz. Peki ben biraz şöyle bakıyorum. Biraz esprili yaklaşacağım. Başbakanın bu konuya ben dinen caizdir değildir o açıdan bakmam. Hı hı. Şu açıdan bakarım. Yani bu gidişle arkadaşlar geceleri bir süpernaki okumadan uyumayın. Vallahi uyumaz. Yani sizin kızınız geceleri süpernaki okumadan okursa doğru mu olur? Ya da sabahları kapıdan çıkarken sağ ayağınızla dışarı çıkın. Sağ ayağınızı ilk atın. Yani sizin kızınız sol ayakla dışarı çıksa caiz midir? Falan gibi biraz ironi olmuyor mu sizin? Şimdi yaptım biraz tabii işin espri kısmı ama bazı şeyler dinen caizdir mi değildir konularının dışına çıkıp şahısların özgürlüklerine girer. Anladım. Bu konuya Avrupa Birliği de dünya normları da müdahil olur. Başbakan da sanıyorum kısmen kürtaj gibi bu konudan inhiraf edecektir. Peki bu da sizin öngörünüz. Ankara'ya dönüyoruz. Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, ARGE'den sorumlu araştırma geliştirme ve şu günlerde de çok hummalı bir biçimde yerel seçim araştırmaları yapıyorlar. Sahada çalışıyorlar ama şu son Merkez Siyasete hoş geldiniz. Bu programdaki gündemimiz yerel seçimler. Yaklaşık 4 küsür ay var. Ancak adaylar henüz belli değil. Bu da normal. Çünkü yerel seçimlerde adaylar ortaya çıkarak erkenden kendilerini yıpratmıyorlar. Fakat özellikle İstanbul söz konusu olunca hele Ankara bu yerel seçimlere farklı bir hüviyet kazandırıyor. Hemen pek çok siyasi analist bu yerel seçimlerin tarihi nitelikte olduğu konusunda birleşiyor. Zannediyorum konuklarımız ve biraz sonra bağlanacak değerli genel başkan yardımcıları da benzer görüşleri serdedecekler. Çünkü başka yayınlardan bu yönde konuştuklarını biliyorum. Tabii güncel siyasi gelişmeleri de konuşacağız ama ana konumuz bu. Dilerseniz önce konuklarımızı ve gündemimizi hatırlatayım. Ardından da tartışmamıza başlayalım. Hemen sağdan başlıyorum. İlk programımızda bu sezon Adil Gür bizimle beraber. AVG Araştırma Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Adil Bey. Hemen yanında siyaset bilimci çok değerli Profesör Doktor Nurşen Mazıcı. Siz de hoş geldiniz Nurşen Hanım. Hoş bulduk. Hakan Bayrakçı öncelikle bir geçmiş olsun borcumuz var. Geçtiğimiz hafta son araştırmada bir hırsızlık oldu. Mutlaka onun detaylarını da kendisiyle konuşacağız. Sıcağı sıcağına haberlerini yaptık ama üzerinden epey zaman geçti, bir hafta oldu. Mutlaka onunla ilgili son notları da paylaşacak ve elbette yerel seçimler konusundaki en ehil isimlerden biri Hakan Bey. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlerleyen dakikalarda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, ARGE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu Ankara stüdyomuzdan konuğumuz olacak ve bu konuyla alakalı, yerel seçimlerle alakalı sorularımızı cevaplayacak. Ve hemen ondan sonra da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, son derece önemli bir isim, İstanbul aday adaylığını açıkladı. O da canlı yayınımızda, sahada şu anda bir kıraathaneden bağlanacak bize. O da son gelişmeleri, Mustafa Sarıgül'le ilgili düşüncelerini, CHP'deki adaylık yarışı ile ilgili kendi durduğu noktayı canlı yayınımızda bize anlatacak. Dilerseniz sıcak siyasi gelişmeye bir pencere aralayalım. Zira son iki gündür Türkiye kız erkek yurtlarındaki ayrım ya da öğrenci evlerindeki kız erkek ayrımı, üniversiteli kız erkek öğrenci ayrımını konuşuyor. Bu gündemi de oluşturan Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Bu konuda Kızılcahamam kampından bu yana çok değişik haberler yapıldı. Öncelikle Kızılcahamam kampından yapılan bir kulis haberle bu sızdı. Ardından açıklamalar geldi. Gerek hükümet tarafından gerekse başbakan tarafından grup toplantısı.